7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Aydın 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 günaydın tenenenene. Babam annemle birlikteyken yani nikahlı evliyken hayatına başka bir bayan girdi. Peki birliktelik ne kadar sürdü? Kürkçülük yanına geri döndü Kadir Bey. Ay baban geri mi döndü? Ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Ben olsam böyle bir şey kabul edemem. Babam bile olsa dış kapalı dış mandalıdır. Ben anneciğim abi. Peki beni sen doğurmuş, babana bakmaz mıydın yani? Bakmazdım Kadir Bey ya. Bize çok sert tepki veriyor. Senin eşin her ay senin annene 5,5 milyar verebilir mi? Verebilir tabii verebilir. Ki. Veremezse artık yani o gitsin ölsün. Benim baba bir yabancı uyruklu birine gitti. Ondan çok gerildi. Sen niye mikrofonu kulağına taktın? Mikrofon sıkışmasın diye. Sunucu dediğin çözüm yaratır, çözüm. Acaba nasıl yapacak? Patlıcanı getir atalım. Sahne alev alıyor. Haydi bakalım efendim. Bu kadar sizin bizim midemize de gidecek. Ben burada hijyen göremiyorum Kadir Bey. Ona göre bu daha trend ama biz gençlere göre trend değil abi. Bence sizin içiniz geçmiş. Benim yaşıma gelsin bakalım Çiğdem Hanım nasıl olacak onu da göreceğiz. Ben ay, bu yemekler içimize simdi diyeceğiz. Ay ben sevindim. Aa, çok yani. Kadir Bey'in de dediği gibi bu masa benim içime simmedi. Bu espri de benim içime sinmedi. Parça parça soğan yedim. Parça parça soğan yedim. Şu anda benim masama saygısızlık oldu. Benim midem bulandı. Kaç kat olarak açtınız acaba? Nasıl açmam gerekiyor? Kaç kat yok. Bu sadece tek kat. Bilmiyorsunuz bir böreğini. Yani onu bilmeyip de o şekilde bana puan verecek olması üzücü. Ekmeğiniz de yok bu arada. Evet ekmek koymadım. Çünkü ekmek yiyip de karbonhidrat sonra ama masada olması diye. Gerekiyor. Ben ekmek alabilir miyim? Ekmeği gıcık buna istediğini ben zaten biliyorum. Siz hiç iyi bir ev sahibi değilsiniz Nevin Hanım. Bari bunu siz söylemeyin canım. Çok garip oldu şu an. Agresifleşiyor, saldırmaya çalışıyor. Kadarklaşa söz bırakmadık ki. Bari bir şey kalmadık. Söyleme o zaman kalmadık. Kadir Bey hayır. Tam dinlemiyorum. Madem sözcük bir şey kalmadı. Yorum yapmak için yorum yapıyorum. Burası kaçıncı kat? Bayağı yüksekmiş. Şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en leziz en temiz yarışması Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'den haftanın 3. günden herkese merhabalar efendim. Yine coşkulu bir şekilde karşınızdayız. Bugün Pendik'teyiz. Bugünkü yarışmacımız Nevin Hanım. Kendisi Samsunlu, iddialı da bir yarışmacı. Bugün Nevin Hanım'ın hamaratla temizini merak ediyorum. Ama ondan önce kayınvalidesinin hikayelerini merak ediyorum. 100 yaşında kayınvaliden var dedi. Eminim ki bir gelin olarak anlatacak çok şey vardır. Hazırsanız kapısını çalalım bakalım. Nevin Hanım marifetini hep birlikte görelim. Buyurun. Bugün aslen Samsunlu olan, İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi ve çok iddialı yarışmacı Nevin Hanım'a konuk oluyoruz. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Nevin Tuğtepe ben. 49 yaşındayım. Aslen Samsun Bafralıyım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Beyoğlu'nda ikamet ediyorum. Günaydınlar Nevin Hanımcığım, hazır günaydın mısınız efendim? Günaydın, çok hazırım, bomba gibiyim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. 82 milyonu arkama aldım, geldim. Hepsi de. Üstlerine kapatma kapıyı. Allah seni kahretsin. nasıl espriler? Hepsi de seni merak ediyor. Haftanın en tecrübeli yarışmacısın diye düşünüyoruz. Düşünüyoruz değil mi? Ben düşünmüyorum. Niye düşünmüyorsun? Ne? Kadının 29 yaşında kızı var. Ben düşünmeyi evlendikten sonra bıraktım Kadir'im. Bu adam evlenmemiş, sanki kısmı felç geçirmiş gibi anlatıyor. Her seferinde bu evliliği bilmiyorum. Nikah memuru ne imzalattıysa. Sen ötenaz kağıdı falan mı imzaladın acaba? Onu bırak da şu şıklığına bak. Sen bu arada çok güzel giyiniyorsun. Haftanın başından beri. Evet, dikkat ederim. Önem veririm. Bence kıskanılan bir kadınsın evet, çevrende. Çünkü yaşın var ama hiç göstermiyorsun. Estetiğim yok diyorsun. Hiç. Botoksum yok diyorsun. O belli zaten bak. Alnından anlayabiliyorum. Az çok beyefendi de bir sürü estetik operasyonuna girmiş. Aa lütfen. Lütfen. Her işten anlıyor bak. Bir bakışta anlar senin botoksun var mı yok mu? Var mı bir ses? Kadir yok diyorsa asıl ona sormak lazım. Allah'ıma şükür. Hayır, seni hayat germiş ama. O gerginlik var sende. Çünkü 100 yaşında bir kayınvaliden evet. var. Evet. Yani bu kadın kırışmaz. Zaten bütün gün gergin geziyor. Evet. Gerginliği alalım. Elinde mi eli? Bülbül deri değilim.
Mehlen'in gülü. Ben niye halay mendilimi unutmuşum Kadir Bey ya? Olmuş? Halay mendilimi unutmuşum. Merak etme. Hepsini hazırlamıştım. Merak etme. Bizim mendilimiz de var, davul zurnamız da tamam. var. Hadi geçelim. Önce mutfağa gidiyoruz, salonu. Mutfağa geçelim şöyle. İki tane çocuğum var. 28 yıllık evliyim. Kızım 27 yaşında, oğlum 22 yaşında. Her ikisi de üniversite mezunu. Kamuda görev yapıyorlar. Ben de 1,5 yıl öncesine kadar bir avukatlık bürosunda takım lideri olarak çalışıyordum. 1,5 yıldır da ev hanımlığı yapıyorum. Trine girinaynom. Evet, mutfağında güzel şanslısınız evet. Demir Hanım. Samsun'da eviniz eminim büyüktür. Burada yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Sen İstanbul'da mı oturuyorsun? Evet, ben İstanbul. Seni Samsun'dan geldi diye düşünmüştüm. Yok, İstanbul'da yaşıyorum. Neresinde oturuyorsun İstanbul'a? Beyoğlu. Beyoğlu. Evet, İstanbul'un incisi. Anneciğiniz orada mı? Evet, anneciğim de orada, dış ses. Hanımefendi evinde yarışmak istiyordu ama evi çekim için uygun değildi. Dış ses çok istedim aslında evinde yarışmayı. Biz de istiyoruz kendi evinizde yarışmanızı ama ne yapalım? Ama sizi evime çekime değil misafirliğe beklerim. O ev oturması sevmiyor. Her zaman beklerim. Bünyesine alerjik ya şey reaksiyon gösteriyor. Aspiratör teli günden ağarmamış, yağdan sararmış bir. Burası okey. Fırını açalım. Fırın güzel. Beğendim. İçindeki cam tepsileri de temiz. Sen de bulaşık makinesine bak Nevin abla. 28 yıllık evliyim. Eşim emekli. Ailem aslında kız kardeşim çok istiyordu. Küçük kardeşim. Onun teşvikiyle, onun gazıyla geldim. Eşimle oğlum asla. Eşim beni her konuda çok destekler. Acele etme. Sen heyecanlanırsın. Gitme dediler. Ama ben kafama koyduğumu yaparım. İstedim ve geldim. Hanımefendi eşiniz ne iş yapıyordu? Tekavit. Tekavitin anlamını biliyor musunuz dış ses? Şu an hatırlayamadım. Tekavit emekli demek. Necede? Hangi dilde o tekavit? Eski dilde tekavit. Ben artık tekavitim dediklerinde. Sen onu nasıl bilmezsin? Evet. İşte onun için dedim Kadir Bey. Benim... Ne be sıkı tekaviti. Sen emekli mi o? Eşin emekli Eşim oldu. Eşim emekli. Çalışmıyor sana. Yani şöyle annesi var 100 yaşında. Evet. Basa basa söyleyeyim 100 yaşında. Nazar değdiğinde mi çalışıyorsun kadını? Anlamış değilim ama özellikle 100 yaşını vurguluyoruz. Peki kayınvalideniz uzakta? Yok şöyle 2013 yılında benim eşimin büyük abisi vefat ettikten sonra kimse kalmadı. Zaten 2019'da da ortanca abisi vefat etmişti. Niye böyle peş peşe gittiler? Allah'ın takdiri layısı. Kanser mi hastalık mı? Evet evet kaza hastalıktan. Hastalıktan. Kayınvaliden peki Alzheimer falan mı? Yok. Eski kadına gözü açık olur. Her şey, bir de hiçbir şey de unutmaz. Yeni eskiyi hani derler ya yaşlılar eskiyi hatırlar yeni hatırlamaz. O yok benim kayınvalidem de o yok. Gözü açık demek. Gözünü kapatsa zaten açamaz. Ama zaten eşim beni kandırdı. Kadir Bey. Niye? Dedi ki biz tanıştığımızda benim annem dedi yaşlı bir ayağı çukurda dedi. sonra ne oldu? Ay aradan 28 yıl geçti. Öbür ayak çukura girmedi. Kız tövbe tövbe. Ama benim Kadir Bey 28 yıl artık benim ayağım çukura girdi. İşinizde annesinin bir ayağı çukurda diye mi evlendiniz? Evet. Ay Nevin kendi kendine demiş ki kayınvalidem zaten 70 yaşında. Bugün var yarın yok ama maşallah kayınvalidemiz. Vallahi maşallah. Kız bak sen istemedikçe Allah daha çok ömür verir. Gene versin zaten Allah uzun ömür versin. Kadir Beycim zaten artık öyle düşünmeyi bıraktım. Belki çünkü sen böyle düşündüğün için. Evet onu fark ettim. O yüzden artık. Tövbe estağfurullah. Kalk yine kadına nazar değdireceğiz. Ne açık sözlü gelin bak ben evlenirken bir ayağı çukurda dedim. Allah uzun ömür veriyor. Allah uzun ömür versin de yarın evet. Bir gün yani cenazede seni görürüm Nevin ben. Yok. Eğer ağlayacağım ki Nevin Hanım ne oldu hayırdır? Sizin cenazenizde kayınvalidinizi görmeyelim de. Ay Nevin düşünsene. Aman Allah korusun. Bir ses. Geç giderim geç. Ne zoruna gider ama. Normalde soğukkanlı bir insanım. Eşimin de en çok şikayet ettiği şey benim soğukkanlı oluşum. Zaten bu yarışmaya beni göndermemesindeki sebeplerden bir de sen çok soğukkanlısın, çok rahat davranırsın, yetiştiremezsin. Ben de yetiştirebileceğimi göstermek için geldim. Benim halamın da bir kayınvalidesi vardı. O da senin gibi şikayetçiydi. Bayağı yaşı vardı. Kadın enişteme ne diyordu biliyor musun? Oğlum diyordu sen öldüğünde ben daha buralara gelmem. Yani kendi gitmeyi düşünmüyordu da oğlu giderse diye düşünüyordu. Benim kayınvalidem de her İstanbul'dan giderken şöyle mi oturayım ben? Evet. Gel otur şöyle. Salon güzel bu arada beğendim. Koltuklar evet. Falan da çok aralarında falan bir şey yok. Çok da zaten kalabalık bir salon da değil. Sonra sandalyelerine falan bakarız kontrol ederiz. Benim kayınvalidem de İstanbul'dan her zaman Cide'ye dönerken herkesle helallaşıyordu. Diyordu ki ben işte seneye gelmem, sizleri göremem diyordu. Gidiyordu tekrar geri geliyordu. Allah canını almasın. Kalk gidelim biraz da banyoya bakalım. Bakalım buyurun Kadir Beyciğim. Teyzemize Allah ömür versin. Sinirli bir insan değilim. Kabul edemediğim şeylerde haksızlığa hayatta gelemem. Dışarıda da olsa haksızlıkta müdahale ederim. Duramam. Oh. Havlularda sakız gibi. Peki Nevin Hanım siz çamaşırları nasıl yıkıyorsunuz? Kadir Beyciğim ben deterjan dozlamasına çok dikkat ediyorum. Öyle göz kararı iş yapmam. İnanmazsınız bir de soğuk suyla yıkıyorum. Maşallah vallahi. Ne kadar deterjan koyuyorsun peki? Makine 4-5 kilo kadar dolduğunda 2 çay bardağından biraz fazla deterjan ekliyorum. Bir de kıyafetlerimi de haşlamam soğuk suyla yıkıyorum. Oh.
Maşallah Nevin'cim, en iyisini sen yapıyorsun. Zaten günümüz soğuk suda yıkama dendi efendim. O zaman gidelim mi? Hadi gelsin misafirlerimiz, buyurun. Unutma çiğdemin arkandan dediklerini. Ben tamam, tamam. Yok yok, unutma. Dedikodu değil, istemem ama içinde kalmaz. Misafir karşılamaya, kahve sunumuna, masa düzenine, her şeye çok dikkat edelim. Ben bugün bütün her şeyimi evimden, kendi kullandığım şeylerden getirdim. Çok güzel bir sunum, çok güzel bir masa hazırlayacağım. Aman biz efendim, buyurun, hoş geldiniz, merhabalar, sefalar getirdiniz. Nevin'in karşılamasını sıcak buldum, enerjik geldi, sadece biraz stresli gözüküyordu. Hoş geldiniz efendim, hayırlı sabahlar. Merhabalar canım, bu kolları kaldırdınız biraz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Günaydın, Çiğdem. Günaydın. Merhaba Arkadi Bey, nasılsınız? İyiyim, nedir bu enerji Çiğdem Firdevs amca? Evet, bugün bomba gibiyim ya, harikayım. Gel gel, hoş geldiniz Cansu Hanım. Aydın, bu şarkı yeni mi? Ay maşallah. Bak şansına misafirleri evet, ne kadar enerjikler. Karşılamayı çok samimi buldum. Gayet güzeldi. Karşılamayı iyi buldum ama biraz heyecanlıydı. Heyecanını bastırıyordu ama çok da belli ediyordu. Evet, girdiğinizde bayıldım. Bugün bomba gibi. Ay, ne oldu evet, akşam bugün... kocanla çok uzun telefonda konuşuyorum. Evet ya, özel mi derdim ya? Bana laf sokuyor bir de. M harfi taktım bugün. He? Diyor ki bu ne diyor? Kızım ben de gizli koca hayranıyım dedim. Sadece sen mi seviyorsun kocanı? Eşinle abaş harfi mi evet. Satan? Görüyorsun değil mi? Akşam gitmiş aynen, ona buldum almış. Vallahi. He normalde yoktu yanında. Yoktu aynen. Bu dün kadınlar aldım. Var ya birbirine kıskanmış bir her şey yaparlar. Arkadaşlarım benim enerjimi kıskanıyorlar. Özellikle Çiğdem Hanım. Bu koca merakı, eş merakı valla sevgisi, aşkı beni öldürdü gençlerin yani. Gençlerin derken senin onlardan bir farkı mı var Nevin'cim lütfen? Kadir Bey arkamdan bir de o emekli uyur demişler de ben cebimden çıkartırım hepsini. Evet. Ben de kocamı seviyorum ama tutup da onlar yani gibi kocam da kocam demiyorum. Yani anneniz bile var da doğru. Evet anneniz yaşında olabilir Çiğdem Hanımcığım, Nevin Hanım ama evet. Neden tencerenin başında uyuyakalsın onu ben de merak ettim açıkçası. Kendisi tencerenin çünkü başında uyuyakalıyor demek ki. Çünkü çok sessiz bir insan böyle duruyor laf söylüyor ya laf hani demiş ya kimse bana laf söyleyemez sokamaz da. Haşa ben öyle bir şey demek istemedim. Hayır duyulacaktı ben onu da söyledim annem yaşındasın diye. Laf sokmam zaten sen çünkü annem yaşındasın dedim. Tamam hani, ben saygısızlık ne yapmak istemezdim. O da bir laf hiç sokmak istemez. Öyle. Ben ona da saygı duyarım. Evet. Tarlanın eve yakını, kadının yere yakını makbuldür demişler. Doğru söylüyorsun bak o da hep gelir. Sen bir sessizliğinden kork canım. Sen yere yakın değilsin mi? Maşallah boyun da uzun senin. Yo 1.55 uzun mu canım? Bilmiyorum. Yani 1.55 bile yok mu? Uzunca ya o yüzden öyle duruyor aynen, belki de. Aynen demek ki sana ama teşekkür ederim. 1.55'i uzun gördün. Çok ben teşekkür ederim sağ ol. Peki bir şey sorabilir miyim? Bir o kadar da yerin altında var mı diyorsun yani? Peki o zaman Nevin Hanım'ı tanıyalım mı birazcık? Sadece evet, yaşını tanıyalım. Konuşuyoruz hanımefendinin evet, de. Biraz hayatını da dinleyelim. Ay, kadın yaşı evet. Sormadı mı çıktı ortaya artık. Yok saklamıyor zaten. Vallahi canım. Ayağa kalksam bir şey mi? Ben kendimi göstersin. Göster diyor. Göstermişsin. Bak bak göster kendini. Vallahi canım yaşım 49 buradayım. Hiç kimseden de hiçbir şey saklamıyorum. Maşallah. Yaşımı da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yaşamak güzel bir şey yani. Vallahi güzel. Herkes yaşını saklar Kadir Bey. Ben hiçbir zaman saklamıyorum. Ama Çağla'nın şokunu hala unutamıyorum. Nevin Hanım siz nerelisiniz? Ben aslen Samsun Bafralıyım. İstanbul'da doğdum büyüdüm. 49 yaşındayım. 28 yıllık evliyim. 2 tane... 49? Sen 49... Ne dedi 49 mu? Botoks mu var? Çenende var. Ama inşallah ben de öyle olurum ya. 49'a gelirim. İnşallah. İnşallah. Allah'tan inşallah. Çok İnşallah hepimiz o konuda Nevin Hanım'a çekeriz. İnşallah aynen. Canım. Ama benim genlerimi almanız lazım bana çekmek için. Bence Nevin Hanım'ın yaşla ilgili bir takıntısı yok. Çünkü küçük yaşta hayat sorumluluğu almış. Ama kendine de bakmış bu arada. Hani hiç yaşını da göstermiyor. Ben takılmak amacıyla annem yaşındasın diyorum. Sinir olsun diye, heyecanlansın diye. Ne işle meşgulsünüz? Kaç yaşında evlendiniz? Anneniz, babanız hayatta mı? Kaç kardeşsiniz? Kaç çocuğunuz var? Şöyle bir tanıt kendinize. Tamam. Annem babam hayattalar. Samsunluyuz ama annem babam da İstanbul'da. Tamam, annem hoş. İstanbul'a gelin gelmiş. Babam askere gittiğinde ben 2 yaşındaymış. Annemle babamın arasında 2 yaş var. 5 kardeşiz. Orada da şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendi annemden 4 kardeşiz. Kendi evet. İkinci evliliği var. Babam annemle birlikteyken yani nikahlı evliyken hayatına başka bir bayan girdi. Ondan da bir kız kardeşim var. Ama kız kardeşim var. Kız kardeşimi seviyorum. Benim evimden gelin çıktı. Ha, görüşüyorsunuz. Tabii. Babamı seviyorum. Evet tabii ki bir çocuk olarak, bir evlat olarak kızgınlığım, küskünlüğüm, kalp kırgınlığım oldu, olmadı değil. Ama atamam, satamam. Hanımefendiyle babam 15-20 yıl arası oldu. Ayrıldılar. Ha, babam tekrar... Peki birliktelikleri ne kadar sürdü?
sonrasında geri döndü Kadir Bey. Ay baban geri mi döndü? Annem kabul etti. Anneniz kabul etti mi bunu? Annem kabul etmedi. Annem halen de kabul etmiyor aslında. Yani biraz ama, zor bir şey. Şimdi... Aynı evin içindeler mi şu anda? Tabii aynı evin içindeler. Kabul etmedi kabul diyorsun ama. Işte. Ama aynı evin içindeler diyorum. Sadece aynı evin içindeler. O zaman yani siz mi annenize kabul ettirmeye çalıştınız? Ya da aile bireyleri. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi hepimiz evet ben eşim Allah razı olsun eşimden. Babamın olmadığı dönemlerde biz evlendiğimizde benim anneme de kardeşlerime de çok her zaman yardımcı olmuştur. Her zaman el atmıştır. Yani maddi manevi annene destek her oluyorlardı. Her zaman, peki her anne zaman. Size mi gelip kalıyordu ki? Yok yok. Annem şöyle, rahmetli babaannem sağ olsun. Yani mekanı cennet olsun. Zamanında Almanya'da çalışmış. Burada her çocuğu için birer tane daire yapıyor. Zaten apartman aile apartmanıydı. He, o annenize kaldı. Tabii ya babama kaldı ama babamdan da anneme. He tamam. Babanız onu verdi mi annenize öbür kadınla evlendiğinde? Ona mı bıraktı? Yok yok hayır. O zaten hep babaannemin üstüneydi. İki yıl önce müteahhite verildi. Yeni yapıldı. İki yıl sonra herkesin dairesi belli oldu. Kadir Bey ben nasıl? Soruma cevap alamadım ne ama. Ne sormuştun? Anneniz kendisiyle dönmedi demiştiniz. Sizler şimdi, mi istediğiniz yani çocukları yok, olarak da şöyle, o şekilde mi döndü? Şimdi babam o kişiyle yani hanımefendiyle münasebetini bitirdiği zaman biz bilmiyorduk. Sonrasında eşim öğrenince eşim bana anlattı. Dedi ki bak hani benim başımın tacı annen her zaman dedi bakarım ama yarın bir gün bunun yaşlılığı var geride gelen damatlar var çünkü yani geride hem gelin gelecek hem damat gelecek. Hani ondan yana sıkıntı olur yaşlılıklarında birbirlerine destek olurlar dediler. Yani Nevin Hanım ben de bir şey sormak istiyorum. Dur ben bitireyim. Bitireyim ondan sonra sağ olsun kardeşlerim de annem de dedim ki anne bak hani her zaman başımın tacısın ama en azından ses olur şey olur arada didişiyorlar. Didişmiyorlar değil. Yani annem anne yalnız kalmasın diye peki, mi babanı geri getirdiniz? Nikahları kıyıldı mı? Aynı evde birlikte mi yaşıyorlar? Annemle babam hiçbir zaman nikahtan boşanmadı ki. Boşanmadı mı? Boşanmadan evet. Resmi olarak hep nikahlı kalmışlar hep. Zaten. Kimsenin bakmasıyla alakası yok bence. Annesinin gönlü olmasaydı annesi de babasını asla evde istemiyorum derdi. Olay biterdi. Nevin Hanım sizin oldu. Yanınızda olup sizin destek sağlamanız daha sağlıklı olmaz mıydı? Çünkü ben olsam böyle bir şey kabul edemem. Yani şöyle kabul edemem. Anne gibi mesela? Benim babam 15 yaşında çok zorluk çektim diyor ya Nevin Hanım. Hani çok sıkıntılar çektim. Maddi belli bir dönemden sonra kesildi. Hani benim yapım olarak ben böyle bir şey kabul edemem. Sindiremem. Kızgınlığım çok fazla olur. Hatta annemi de bu konuda doldururum. İstese bile, yok hayır doldururum demeyeyim. İstese bile destekleyemem. Barışma konusunda. Alırım kanatlarımın altına. Eşim de beni istemiyorsa bu durumda annemi kabul etmiyorsa kusura bakmasın. Hayatım seni çok seviyorum. Sana değil lafım. Ben o zaman iki tane çocuğum vardı ve çocuklarım küçüktü. Annem her zaman zaten bizim kanat altında. Ayrıca arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Babam da kanatlarımızın altında. Ya kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın, nasıl hayır. Yani? Nasıl babanızı şimdi kanatlar altında alabilirsin? Açısı... Abi annem benim başımın tacıdır. Ben annemi çok severim. Hiç kimsenin de annemi üzmesine asla izin vermem. Bu benim babam bile olsa dış kapının dış mandalıdır. Ben anneciğim abi. Beni doğurmuş. Bakmaz mıydın yani? Bakmazdım Kadir Bey ya. Bu kadar şey yaşatacak anneme. Annem bu kadar babama bu kadar şey yapacak. Sonra gelecek bir gidecek bir gelecek. Sen niye bu kadar sinirlendin şimdi? Ben evet. Geldim çünkü hiç sevmem böyle şeyleri Kadir Bey. Olur ben yaşayan sinirlerim. Ben çok sinirlendim. Siz nasıl affettiniz arkadaşlar bir sakin. Biraz sinirlenmiş olabilirim çünkü ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Benim tepkilerim Nevin Hanımların tepkileriyle aynı değil. Bir de benim babam yabancı uyruklu birine gitti. Ondan çok gerildim. Cansu diyor ki evet, yani tek başına yaşasaydı, hani barışmasaydı, orada dursaydı. Hani zaten evi vardı, 5 tane çocuk var. Biraz sen, biraz diğer kardeşlerin destek çıksaydınız. Maddi anlamda bir geliri yoksa şayet. Hani bu şekilde zaten 20 sene zaten Cansu yalnız yaşamış. Annem o kadar eziyet çekti. İşte eziyet çekmiş ondan kastım. Dinlersen. Eziyet çekmiş. Babam emekli olacak. Ondan sonra şey olacak. Kim yiyecek emekli parasını? El alem yiyene kadar annem yiyecek. Ayrıca arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim ben. Tamamen maddi. Ben arkadaşlar çok kısa bir şey söyleyeceğim Kadir Bey. Tabii. Biz onu babamızı dinen açıdan da yani öyle söyleyeyim. Elhamdülillah Müslümanız, çok Türk'üm. Sonsuz da inanıyorum. O yüzden ben babam atamdır. Atsam atamam. Satsam satamam. O yüzden o mantıkla yürüyerek babamı da seviyorum gerçekten. Sevmiyorum da değil. Ben tamam da herkes babasını sever. Ama ben şimdi nefretimi, kinimi yani onları ona kusmamın bir anlamı yok. Bu saatten sonra. Bu saatten sonra bir anlamı yok. Çünkü kendimi sinirlendirmekten. Ben anneniz için söylüyorum. Biz anneme de aynısını söylüyoruz. Yaşadığı şey kolay bir şey değil. Hiç kolay bir ama, şey değil. Ama bunları sürekli dile getirerek sinirlenip kendini üzmekten başka bir işe yaramıyor. Aynen öyle. O yüzden arkadaşlar kahvelerinizi nasıl içersiniz? Ben şekerli alayım. Şekerli. Ben sade. Ben şekeri sade. Bir sade. Ben de sade. Sade. Nevin Hanım anlamak istedim ama yine de ben böyle bir teşebbüse dahi bulunmazdım. Ayrı ayrı atalarımız saygılarımızı gösterir devam ederdim. Fakat 15 yılın etkisiyle ikisini bir araya getiremezdim.
Yani herkesin kaldırabileceği şeyler değil. Ama şimdi de mantıken düşünüyor otomatik. Artık duygusal bir şey kalmamış. Ya mantıken de düşündüğümüz zaman Kadın Bey yani. 20 sene. Hayır mantıklı düşünün. O kadar kadın ben peki, çabalamışım, bak, emek vermişim. Emekli maaşını dedi eller yere kadar dedi annem yesin dedi. Tamam da 5 kardeşsiniz o aynen. Emekli maaşı çıkaramıyor musunuz yani? Ama mesela her biri aylık yani bir miktar para gönderse 5 kişi çarpı 5 kaç yapar? Hani hayaller açısından konuşuyorsun. İnsan bir kere, üç kere, üçüncü defa veremez. Niye veremezsin canım? Oğlu vermek istesen birini vermez. Siz yani, niye yaşıyorsunuz aynı evet, o zaman biz niye yani? Yaşıyoruz o zaman annemize babamıza sahip çıkıp kızlar 3-5 yıl sonra? Onlar biz 30 yaşına 40 yaşına kadar sırtını taşıyacak. Öyle bir şey yok. Emekli maaşı ne kadar? Şey emekli ne kadar emekli maaşı şu anda? En düşük emekli maaşı 10 bin lira diyelim. 10 bin, 5 kardeş. Diyelim ki 5 kardeşiz. Siz kaç kardeşsiniz şu anda? 3. 3 kardeş. 10 bin lirayı 3'e böl. Böl 3, 3,5. Sen her ay 3,5 bin lira annene verebilecek durumda mısın? Kadir Bey bir asgari ücret soruyorum şu anda. Tabii ki o durumdayım. Yani 3,5 her ücret... ay senin eşin her ay senin annene 3,5 milyar verebilir mi? Verebilir tabii ki. Veremezse artık yani gitsin ölsün. Firdevs aslında bu olayı yaşamış ama yaşının verdiği bir fevrilik var. Nevin Hanım bu konuda çok olgun davranıyor çünkü gerçekten olması gerektiği gibi yaşamış bu olayı. Firdevs çok sert tepki veriyor. Anladığım kadarıyla herhalde onun da başına böyle bir olay gelmiş anne babasıyla ilgili. Nevin sen ne diyorsun kız tövbe yarabbim. Veremeyecek mi 3,5 milyar nedir? Adam herhalde 3,5 milyar vermek zorunda senin annene. 3,5 milyonu niye veremezsin ya? Veremez. O kadar değil. Yani bakmayın arkadaşlar. Şimdi Çiğdem Hanım bir erkek... Çiğdem diyor ki çok hayali düşünme. Biraz da gerçeğe odaklanalım. Gerçek. Hani son söyleyişe ben katılıyorum. Asgari ücrette çalışsa Kadir Bey verebilir yani. 17 binden ne yapacaksın? Açıklayayım ben sana konuyu. 3 bin lira. 3 bin lira seni zengin etmez, fakir de etmez. Etmez senin için diyorum ben. Genel açarak söylüyorum ben. Bir şey diyeceğim. Bir yanda sen niye bu kadar sinirlendin? Evet ben şimdi bir şey yaşamıştım. Sen olur mu? Görmediğim şeyi nasıl konuşayım ben? Evet benimkiler de ayrı. Evet. Benimkilerin de böyle olaylar olduğu bir gel bir git başka bir kadın mevzular falan. Peki babanla görüşüyor musun şu anda? Babamla görüşüyorum ama istemiyorum yani. Ben, o benim babam. Benim babam. Ben atamam. Annenizin yerinde olsaydınız siz ister miydiniz? İstemezdim. Hani biz böyle uygun gördük kardeşler vesaire. Eşimin söylediği de bize çok doğal normal geldi dış ses. O yüzden biz de kabul ettik. Ama şu anda biz mesela hep beraber toplanıyoruz. Her hafta sonu birlikteyiz. Annemle babamın birlikte yaşadığı evde yemekler yiyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz. Yaşamadığımız şeyleri şimdi yaşıyoruz. Bütün olay para mı peki? Yani para da değil aslında. Biz çocukluğumuzda, gençliğimizde yaşayamadığımız, babamla birlikte geçiremediğimiz vakitleri geçiriyoruz dış ses. Ya haklısın bu arada. Herkes kapıcılık yanına geri dönüyor. Düşünün yani kendinize yapıldığını düşünün arkadaşlar. Emek veriyorsunuz, kendinizi parçalıyorsunuz her gün. Hatta hem işe gidenler oluyor hem evi geçindirenler oluyor. Peki Firdevs kabul etmem dedi. Çiğdem sen kabul eder misin? Ya tabii ki de. Ya annen barışmak istedi ya da siz araya girdiniz. Barıştırır mısın anneni bir daha böyle bir konuda? Babanla. Barıştırır mıyım? Barıştırırım. Neden olmasın? Sonuçta hani bir onların da geçmişi var, çocukları da var. Saygı duymak lazım. Saygı o da onun fikri. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Çağla sen ne düşünüyorsun bu konuda? Nevin Hanım'ın dediği gibi hani parayı başkası yiyeceğini. Maddi olarak evet, bakıyorsun sen de. Evet ben maddi olarak bakıyorum. Peki Çağla sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çünkü ben her ay anneme 3 bin TL veremem. Yani Kadir Bey ben annemi dinlerim. Neden? Çünkü sonuçta hayat benim hayatım. Kız en azından yani. Gerçekleri söylüyor. Ben gerçekleri konuşayım yani. Veremem çünkü. Çağlacığım buyur özür dilerim. Ben annemi dinlerim Kadir Bey. Sonuçta babamla ben yaşamayacağım. Annem yaşayacak. Evet o da güzel bakış açısı. Hani anne istiyor musun ona sorarım. Sonuçta yani onunla aynı evde yaşayacak. Yani abartmış böyle doldurmuş fincanlar, sular, yanına koyduğu ekstra meşrubatlar falan lokum, çikolata. Çağla'yı nasıl geçebilirim diye düşünmüş. Yani supla kullanmış. Ben orada onun supla olduğunu fark ettim. Ama zeki bir kadın. Çok güzel bir şekilde önümüze çıkardı. O yüzden benden oradan bir artı puan aldı. Kadir Bey gene kızacak belki Nevin abla ama yani bu bardak kahve sunumunda kullanılacak bir bardak değil. O kahve sunumluk bardak. Tam olarak öyle bir bardak. Ben bence. Kendi fikrimi soruyorum. Cansu Hanım sadelikten hoşlanıyor ya. O yüzden ya, belki. Evet sevmiyorum. Evet. Hani yeni trendten haberi yok mu Cansu'nun? Yeni bir trend mi bu? Hangisi? Yani bir kahve yanında bu uzun bardaklar. Yani benim çeşit çeşit bardağım var. Aynısının bir farklı modeli var yani. Bununla sonuçta su bardağını koymuş bak yanına. Bu tam olarak bakın, bu su bardağı. Hepsi uzun mu? Bunda da ekstra koymuş. Bu ne Canlı bu arada? Canlı Hanım su bardağı koymadı demedim ki ben sizlere. Hayır hayır. Senin istediğin türlü de bardak koymuş. Küçük ya. Cansu baktı kahve çok güzel. Hiçbir kusur yok. Kahve dökülmemiş kenarına. Çikolatası var, lokumu var, suyu var. Nerede laf hocam? Dur ben şu bardağa bir laf edeyim de kusur bulayım gibisinden bence öyle oldu. Çünkü sonuçta hepimiz beğendik orada. Peki. Menüyü dinleyelim mi artık? Evet.
evet dinleyelim. O zaman evet. Karşıda kameraya say. Karamelize domates çorbası, ara sıcak olarak tahinli şakşuka, yanında el açması patatesli gül böreği, ana yemek olarak mihmandar kebabı, nohutlu pilav, salata olarak da semizotlu bostana salatası, tatlı olarak da vişne soslu sakızlı muhallebimiz var. Bir de arkadaşlarım için özel pişireceğim hibiskus şerbetimiz var. Evet sevgili seyirciler, kahvelerimizi yudumladık. Nevin Hanım'ın da şimdiden ellerine sağlık diyoruz. Birazdan yine temizlikle kovalarımızda elem keder atmaya geleceğiz. Sakın kaçırmayın. İddialı yarışmacı Nevin Hanım'ın mutfağında lezzetler nefis, tarifler şahane. Çorba olarak karamelize domates çorbası. Karamelize derken? Süt, tavuk, inek, balık, yumurta. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Kapatırsan görmesin. Yalnız beni. Bu mutfağı sakın kaçırmayın. Acaba nasıl yapacağız? Patlıcanı getir atalım. Sahne alev alıyor. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'de. Merhabalar efendim. Haydi bakalım. Amma konuştu hanımlar be. Evet. Sen Evin abla. Bekara boşanmak kolay dedikleri bu olsa yani, gerek işte. Yani doğru Kadir Bey. Yani yaşamayan bilemez. Çok konuştular bence. O konuda. Allah kimseye yaşatmasın. Aynen öyle. O konuda bir kenara bırakıyorum. Yani şöyle güzel, şahşalı, evet, güzel bir sunum yapmışsın. Cansu hemen döndü. Yok bardak bilmem ne. Hayır yani anlamadığım nedir biliyor musunuz? 3 gündür gereksiz bir şekilde yorum yapıyordu. Bugün çok böyle minnoş, böyle daha tatlı oldu. Çözemedim. Gülüne mi oynuyor acaba? Yani. Orası öyle. Hadi kalk bunları kaldıralım. Hadi kalk. Ben bir tepsi getireyim. Dur sana. Temizliğe başlamadan önce şık kahve fincanları ve sehpalar kaldırılıyor. Bence biraz stresli. Ayrıca menüsüne güvenmediğini düşünüyorum Nevin'in. Senin eşin ne kadar sıklıkla Cide'ye gidiyor? Kışın İstanbul'dayız, yazın Cide'deyiz. Yazın Cide'deyiz derken sen de mi komple Cide'desin? Tabii. Yani çocukların okulu bitmeden çoluk çocuk hep beraber tatil gidiyorduk. Tatil için mi gidiyorsunuz, kayınvaliden için mi gidiyorsunuz? Yani hem tatil hem... Ya kayınvalidem için değil ya, ben eşimi bırakmamak için. Ha, ama sen gitmesen de eşin muhakkak gidecek, annesini yanına. Tabii çünkü. Tabii. Ben yokken annesiyle o ilgili. Tatil kisvesi altında adlandırıyor ki mecburen canı sıkılmasın. Evet, evet. Kayınvalidem yanına gitmiyorum, tatile gidiyorum. Evet. Götürelim efendim. Bence Nevin Hanım heyecanını atamayacak. Belli etmemeye çalışsa da el ayağına dolaşacaktır. İyi bir temizlik yapması lazım yani. Sonuçta kaç yıllık evli. Annesinin evini temizliyordur, kendi evini temizliyordur. Ne bileyim, yeni gelini evlendirmiş. İlla ki ona da temizliğe gitmiştir. Temizliği güzel yapacağını düşünüyorum. Bir şey diyeceğim, ev sahibi daha bunları bile sökmemiş. Kiracı demek ki. O ne demekmiş öyle? Kiracı ev sahibi olmayanlara deniyor. Hayır, kiracı diye yani böyle mi kullanması gerekiyor? 22 sene kiracılık yaşadım, hiç de böyle bir şey görmedim. Hadi getir, ablam bezleri getir. Kendi evim gibi her tarafını onardım, yuğdum, yıkadım. Sonuçta gelen misafir... Misafir kiracısın demiyor, senin evin diyor. Ama bazı kiracılar var, esnaflar badana bile yaptırmıyor yani. Ev benim değil diye. Sadece geçici olarak kullanıyormuş gibi davranıyorlar. Deterjan koyduk mu kendine? Yok koymadım abla, şöyle bir kabasını alayım dedim. Nevin Hanım şu anda gergin görünüyor, heyecanlanmış. Biraz daha pasif kaldı gözünde. Nevin Hanım hiç acelesi yokmuş gibi sakin sakin temizliğe devam ediyor. Yok ya, çok ağır olacağını düşünüyorum etapta Nevin Hanım'ın. Beni geçebileceğini hiç kimsenin düşünmüyorum etap konusunda. Nevin abla hızlı 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 hızlı. Seyirci desin ki ne atik ne pratik kadın desin. Dürtünüyor demesin bizim için. Şu oraya nasıl gireceğim? Girebildiğin yere kadar, zorlama kendini. Ben şu tarafa geçeyim mi Nevin abla? Sen niye mikrofonu kulağına taktın? Mikrofon sıkışmasın diye. Sunucu dediğin çözüm yaratır, çözüm. Kulağınla mı konuşacaksın? Benim her organım ayrı konuşuyor. Biraz da kulağımı dinle. Kulağım konuşsun. Penceresi cam cama muallim. Penceresi cam cama muallim. Selam saldım amcama muallim. Burası kaçıncı kat? Bayağı yüksekmiş. Sayamadım katını. Çok yüksek Kadir Bey. Hayır, şuna birazcık bir mesafe koyayım ya.
sileyim de. Türk kadınlarının vücut ölçüsüne göre yapmıyorlar şu camları. Bu kadınlar nasıl girsin bu camın arasına? Hanımefendi siz çok çıkmayın lütfen. Zaten bir köşeye yetişemiyorum Kadir Bey. Oldu mu? Aydınlandı bak. Aydın 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 günaydın tenenenenem. Aydın 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 gözün aydın tenenenenem. Oh hemen şu tek kanata da giriyorum. En önemlisi şunun olukları. Eleştiriye açığım ama böyle bomboş eleştirilerle gelirse o zaman benden cevaplarını alacaklar. Bugün benim günüm, benim masamda misafirler diye yaptıkları eleştirilere de sessiz kalamam. Kadir ve Nevin Hanım camları büyük bir titizlikle silmeye devam ediyorlar. Nevin'in sağlam bir temizlik yapacağını düşünmüyorum. Çünkü çalıştığı için günlük rutin yapılan işlerden yapabilir ama öyle dip köşe giremez diye düşünüyorum. Kadir Bey'le Nevin Hanım anlaşamayabilir. Çünkü biri çok eğlenceli, biri de eğlencesiz, sıkıcı biraz. Evet Nevin abla, şuradaki aspiratör telini hemen sökelim. Buyurun efendim, size vereyim ben onu. Süngerimi de şurada bir ıslatayım. Hanımefendi fitreye çamaşır suyu döktü. Çok yanlış yaptım. Çamaşır suyunu her şeye dökün. Gerekirse renkli çamaşıra bile dökün. Ama yağlı bir şey asla dökme. Çünkü o onu böyle sümük gibi yapıyor. Ama sararmış yerleri, şuraları falan. O hep yağ işte yağ. Ya da önce yağını alacaksın sonra sararmışlara dökeceksin. Fitredin ve aspiratörün temizliği devam ediyor. Diğer günlerdeki özgüvenli Nevin gitmiş, yerine heyecanlı bir Çiğdem gelmiş. Hemen kahve fincanlarında. Bunlar makinede yıkanıyor mu abla? Yok hayır, onları sadece akıtıp tekrardan kutularına geri koyacağız. Yaldızlara gidiyor Kadir Bey. O çok kötü bir şey ya. Yaldız götürmeyen deterjanlar var diyorlar ama yalanmış Kadir. Ben inanmıyorum. Yok yok öyle bir şey yok. Ben söyleyenlerin yalancısıyım efendim. En neyse bırakalım Yıldız'ı da biz mutfaktaki temizliğimizi ara vermeden devam edelim. Sürekli zaten yemek yaptığını, evde sürekli yemeklerin ondan hani geldiğini söylüyor. O yüzden mutfakta rahat olacağını düşünüyorum. İnşallah başına talihsizlikler gelmez. Böyle zaten yapılmayacak bir menüsü yok. Normal bir böreği, gül böreğini saracak. İşte önümüze koyacak. Zaten çok zor bir şey yok menüsünde. Ay bir şey bu çok kirli. Nevin evet. Abla hele getir. Evet bulaşık matı ne kadar kirli. Bekleyin şimdi göstereceğim. Çamaşır suyu koysaydın. Oo rengini alır dur toz getireceğim. Ben mesela mutfaktaki mutfak elbezeleri var ya. Havluları onları hep şey matikle yıkıyorum. Toz deterjanla. Eskiden hep öyle yapardık. Gerçi son zamanlarda açıkçası ben yapmıyorum. Bak bak şimdi ben dur sen şöyle basayım. Az şöyle yanıma gel Nevin abla. Mutfak elbezilerini, bulaşık süngerlerini, mutfak havlularını, sofra bezlerini hep böyle matikle yıkıyorum. Bulaşık sabunu çünkü ister istemez onun kirini o kadar ben çıkarmıyor. Ben ara ara kaynatıyorum. Bulaşık matiği koyup, çamaşır matiği koyup ara ara kaynatıyorum. Bak görüyor musun? Sapsarı. Bunun bir de üstüne onun yıkanmış bulaşıkları koy. İstediğin kadar koy. Neye lazım? Bulaşık matı da yıkayıp patladın. Eline sağlık Kadir'cim. Etaba gidiyoruz. Etaba gidiyoruz ama her hafta çılgınca, zorlayıcı bir o kadar eğlenceli etaplarımız var. Evet. Acaba bu hafta sana ne denk geldi? Vallahi bilemiyorum. Çok merak ediyorum. Gidelim mi? Değil. O zaman haydi buyurun. Hadi buyurun. Elinde miyeli, bülbüldür dili, mehlenin gülü, Nevin Hanım. Ne Nevin Hanım, ne Çağla Hanım, ne Firdevs Hanım, ne de Çiğdem Hanım. Hiçbirisi beni ne etapta ne de yemeklerimle geçebilir. Nevin Hanımcığım buyurun efendim. Haydi bakalım. İki çocuk annesisin doğru mudur? Evet iki çocuk annesisin. Az çok toplamışsındır ortalıkta çorap evet. Diye düşünüyorum. Hatta dün katladım. Şimdi şöyle gözünle bir tara. Hepsini bir yere toplamak yok. Eline bir tane aldın eşini arıyorsun buluyorsun. Eşliyorsun kenara koyuyorsun okey. 5 dakikam var. 3, 2, 1 süren başladı çabuk. Yanlış eşlemeleri efendim daha sonrasında açıp bakıyoruz. Kontrol edip düşürüyoruz sayısını bilginiz olsun. Evet varan bir Nevin Hanım yalnız hızlı. Nevin Hanım çorap eşleme etabımıza sakin ve yavaş bir giriş yapıyor. İnşallah hızlanır diyelim. Evet Nevin Hanımcığım hızlı. Eşi nerede? Bak eşi nerede bak. Hadi hanımefendi. Nasıl bir çorap? Aha orada. Bir dakika geçti. Kaç çorap eşledik? Bırak söyleme Kadir. Tamam söylemiyorum. Enerjimizi kaybetmeyelim. Nevin. Bak elinde toplama çorapları Eminönü'nde şey toplar gibi. Bulduğunu eşle. Hayır eşlerini daha önce gördüm o yüzden alıyorum elim. Evet Nevin Hanım. Bakın eşler görünüyor. Boş geçmeyelim efendim. Eşler görünüyor boş geçmeyelim. Hem boş geçmeyelim hem de biraz hızlı olalım Nevin Hanımcığım. Tempo.
Bu nasıl bir çorap? Giyilip de bir misafirliğe gidilir mi bununla ya? Şuna baksana. Yanında kalp var Kadir Bey. Vay 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 vay. Misafirlikte kalbi mi göstereceğim? Bunu beğenmedim. Başka güzel varmış, şöyle bakayım. Nevin Hanımcığım hızlı olun. Bu da çok küçükmüş. Aa, esrah oldu bak. Bunu beğendim. Bak bunun bir çiftini alabilirim. Yazın güzel gider, renkli renkli. Şu an derdimi sana çorap beğendirmek mi Kadir? Birini çıkartıp birini giyiyorsun. Ver hanımefendi toplasın. Vereyim canım. Her taraf çorap dolu, ayağımdaki çoraba kaldınız. Arkadaşlar 15 saniye. Tam bir eşleşecek gel. Ben şimdi eşlemiştim. Evet Nevin Hanımcığım, burayı komple eşlediniz. Sizi odadan çıkartmak durumundayım. Tamam. Tebrik ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Ne muhteşem bir menü. Menüden hiçbir şey anlamadım bu arada. İsimleri bana değişik geldi. Hı. Ana yemeğini falan bilmiyorum. Mutfakta detaylı dinlemek istiyorum tamam. Senden. O tamam. Zaman sizleri uğurlayalım efendim. Buyurun. Bakalım Nevin Hanım 5 dakika içinde kaç çorabı doğru bir şekilde eşlemeyi başarmış. 42. Evet Nevin Hanım tam tamına 42 adet çorap eşlemiş. Bayağı da eşlemiş. Bu arada yönetim kurulumuz tek tek bu çorapları açacak, içlerine bakacak. Yanlış eşlenen varsa elenecek. Bilginiz olsun efendim. O zaman kalkın gidiyoruz mutfağa. Haydi buyurun. Mutfakta Kadir'le çok eğleneceğiz. Yaptığım yemeklerin tariflerini de vereceğiz. Eğleneceğiz, oynayacağız, güleceğiz. Çok güzel bir mutfak etabı geçecek. Bence Kadir'i yormaz mutfakta. Çünkü yoracak bir menüsü yok. Nevin Hanım yemeklerine beklediği yorumları alabilecek mi? Bu kadar sizin bizim midemize de gidecek. Ben burada hijyen göremiyorum Kadir Bey. Ona göre bu daha trend ama biz gençlere göre trend değil abi. Bence sizin içiniz geçmiş. Benim yaşıma gelsin bakalım Çiğdem Hanım nasıl olacak onu da göreceğiz. Ben yemekler içimize simdi diyeceğiz. Kadir Bey'in de dediği gibi bu masa benim içime simmedi. Bu espri de benim içime sinmedi. Parça parça soğan yedim. Parça parça soğan yedim. Şu anda benim masama saygısızlık oldu. Benim midem bulandı. Kaç kat olarak açtınız acaba? Nasıl açmam gerekiyordu? Kaç kat yok? Bu sadece tek kat. Bilmiyor musunuz o bir böreğini? Yani onu bilmeyip de o şekilde bana puan verecek olması üzücü. Yorumlar, eleştiriler, tartışmalar, gerginlikler. Bu masayı sakın kaçırmayın. Ekmeğiniz de yok bu arada. Evet, ekmek koymadım. Çünkü ekmek yiyip de karbonhidrat sonra ama masada olması diye gerekiyor. Ben ekmek alabilir miyim? Ekmeği gıcıklığına istediğini ben zaten biliyorum. Siz hiç iyi bir ev sahibi değilsiniz Zeynep Hanım. Bari bunu siz söylemeyin canım. Çok ironik oldu şu an. Agresifleşiyor, saldırmaya çalışıyor. Bu kadar arkadaşa söz bırakmadık ki. Barışça kalmadık. Söyleme o zaman kalmadık. Kadir Bey hayır. Tam dinlemiyorum. Madem sözcük bir şey kalmadı. Yorum yapmak için yorumluyorum. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim De. En Hamarat Benim'i sevgili seyircileri efendim haftanın üçüncü günden hepinize tekrardan merhabalar. Bugün mutfakta Nevin Hanım var. Evet beraberiz. Temizliğimizi bitirdik. Zorlu etabı da bitirdik. Şimdi sıra geldi yemeklere. Evet. Ana yemeğinizi hiç bilmiyorum. Hiç duymadım. Mihnander midir? Mihmander midir? Ne? Mihmander kebabı. Mihmander kebabı. Evet. Nedir bu hikaye bunun hikayesi? Saray yemeği falan mı? Mihmander. Mihmander kebabı. Mihmander ne demek? Farsça kökenlidir. Anlamı da misafir, evine misafir gelen ağırlayan kimse ya da misafir yani konuk misafir anlamında. Ha. Yani misafir kebabı o zaman. Evet misafir kebabı. Mihmandar yemeği Osmanlı döneminde misafir ağırlayınca yapılan bir yemek. Kreple de yapılır. İstenirse de lavaş arasına da konulur hani eti. Tavuk veya kırmız et fark etmez. Ama büyük ihtimalle tavuk eti yapacak o. Çünkü menüden de belli basite hep kaçmış. Onu da tavuk eti koyup önüne koyacak. Nasıl bir yemek oluyor? Patlıcanlı mı, etli mi, patatesli mi, salçalı mı, soğanlı mı? Hepsi var. Altında kızarmış bostan patlıcanımız var. Üstünde etimiz var. Onun üstünde kaşarımız, patates püremiz, tekrar kaşarımız var. Bugün Nevin Hanım'a mihmandar olmaya geldik. Sanki evet, bana işte. Bir yerde tanıdık geldi ama neyse. Peki çorba olarak? Çorba olarak karamelize domates çorbası. Karamelize derken acaba nasıl yapacak? Neyle karamelize edecek? Karamelizeyi soğanla mı yapacak? Domates karamelize olmaz çünkü. Hayır. Ya olursa Kadir Bey? Bence imkansız. Domates hiç karamelize olur. Hayır. Soğan aslında karamelize olan şey soğandır. Ama bunu fırında yapacağız. Domates, soğan, kekik ve sarımsakla beraber. O zaman közlenmiş domates. Aslında közlenmiş. Sen yemeklerin ismini mi değiştirdin kendi kendine? Karamelize domates çorbası.
arabasını araştırdım bulamadım. Neyi karamelize edecek? Soğanı mı? Yoksa başka bir malzeme elle mi karamelize edecek? Yani bayağı bir internette gezdim. Böyle bir çorba bulamadım. Merakla bekliyorum çorbasını. Ara sıcakta ne var? Ara sıcakta tahinli şakşuka. Tamam, şakşuka okey. Evet. O orijinal en azından. El açması gül böreği patatesli. Tamam, tatlı olarak? Tatlı olarak vişneli sakızlı muhallebimiz vişneli var. Vişneli sakızlı muhallebi. Evet. Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Mihmander başlasın. Haydi bakalım. İddialıyım diyordu. Menüsü ona göre bence basit kaldı. O yaşta daha değişik yemekler yapabilirdi. Ne yapıyoruz şimdi? Önce tavuklarımızı koyacağız. Tavuklar ne için? Suyunu alacağız. Hem pilavımızı biraz da çorbamıza koyacağız. Çorba ve pilav. Evet. Tavuk suyuna yapacağız çorbamızı. Evet. Bu arada tavuklarımız çorbalık tavuk. Evet. En yakın kasabınıza gittiğinizde çorbalık derseniz size verecektir. Genelde daha yağlı bölgelerini yaparlar. Kemiklerim de ucuz. Öyle bütün tavuk budu falan almaya kalkmayın yani. Daha pahalıya geliyor. Onun içine soğan falan bir şey atacak mısın? Yok, sadece böyle yapacağım. Çünkü çorbada soğan olacak. O yüzden başka bir şey koymayacağım. Tavuğun kokusunu bastırsın diye içine soğan falan atıyorlar. Karabiber atıyorlar. Atılıyor. Değişik bir aroma versin diye. Patatesler patates böreği için. Evet. Kabuklu mu kabuksuz mu haşlanacak? Kabuklu haşlanacak. Daşede mihmandar kebabının püresi de kabuksuz haşlanacak. Tamam, o zaman soyayım ben onları. Evet, size vereceğim şimdi zaten ben soymak için. Peki hepsini tek seferde haşlasak da bölsek haşladıktan sonra? Yok, şey sütle haşlanacak. Mihmandarınki. Evet, sütle haşlanacak. Kadir Beyciğim. Efendim buyurun. Hanımefendiye bir sorsanız közlemeye başlasak mı? Fırında mı közleyecektik bunları? Hepsini atacağım hemen. Hepsini atacağız. Kafamda delice sorular. Bence Nevin mutfakta rahat olacak. Sürekli zaten yemek yaptığını, evde sürekli yemeklerin ondan geldiğini söylüyor. O yüzden mutfakta rahat olacağını düşünüyorum. İnşallah başına talihsizlikler gelmez. Onun dışında zaten yapılmayacak bir menüsü yok. Normal bir böreği, gül böreğini saracak. İşte önümüze koyacak. Zaten çok zor bir şey yok menüsünde. Hanımefendi ne yapıyoruz? Hibiskus şerbetimizi koyacağız hemen. Hemen koyalım Kadir Bey. Bana bir tencere verirseniz önce patatesleri koyayım sütüyle birlikte haşlansın. Şuna koyacağız küçük. Kuru nohut görüyorum burada. Şimdi haşlayacağız onu da. O zaman önce hızlıca haşlayalım onu, lütfen beklemesin onu. Nevin Hanım, Çağla Hanım'ın masasında dün kullanmış olduğu domates sosunu hiçbir şekilde olabilir, yapılabilir gibi konuşmalar yaptı. Bugün kendisinden hiçbir şekilde hazır madde kullanmasını beklemiyorum. Beklersem, yaptığını görürsem çok kötü eleştiririm. Buna nohutta da dahil. 2 adet karanfil, 2 adet kakule, 2 litre su, 1,5 su bardağı şeker ve 1 su bardağı hibiskus. Patates püremizi sütüyle birlikte haşlıyoruz. Mihmandar yemeğimizin püresi olacak bu. Şerbet yapması güzel olur. Severim yemeğin yanında böyle içecek içmeyi. Buna ne koyuyoruz? Hibiskusu koyduk. Hibiskusu 10 dakika kaynayacak. Fırına hemen közlenecekleri atıyoruz. Tepsimize hemen. Şöyle arkadaşlara verelim fazlalıklara. Yağlı kağıt almamız mümkün mü? Tabii ki mümkün efendim. Bütün her şeyimiz burada. Onları da alıyorum. Bu kabak çekirdeği mi o? Kakule. Kakule. Yandan gel mange gako gako. Şuradan gel mange gako. Getir. Çorbanın malzemeleri tererem. Ortadan böleyim mi bunu? Evet. Ve böyle koyuyoruz ki bunlar közlensinler. Acaba köz tadı gelecek mi? Şimdi karamelize ama ne karamelize çorba? Ben bunu algılayamadım. Ayrıca bir davet sofrasının domates çorbası benim için çok basit. Çünkü Nevin Hanım günlerdir çok güzel bir masa kuracağını, çok güzel yemekler yapacağını ve sunacağını bana defalarca söyledi. Fakat domates çorbasıyla başlangıç yapıyor. Benim için çok basit, zayıf. Soğan var, domates bunu var. Bunu ince ince dilimler halinde üstüne koyacağız Kadir Bey. Neyin üstüne koyacağız? Domatesin üstüne. Niye böyle bir süs yapıyoruz? İşte o şekilde karamelize olacak. Ha, soğanlar üstünde. Aslında bunu soğan çorbası için tencerede böyle çevire çevire hafif şekerle karamelize etsek olmaz mıydı? Olabilir. O da öyle de olur. O da bir alternatif bence, denenebilir. Sarımsaklar. Sarımsağın içi geçmiş. Biber var mı kapyamam ya? Yok hayır. Sadece domates ve soğan. Yok. Evet. Soğan üstüne bir tane. Değil. Üstüne sıvı yağ gezdireceğiz. Tamam. Tuz, şeker, karabiber. Tuz, şeker, karabiber. Evet. Karışım mı yapacağız yoksa şöyle sepeleyeceğiz? Üzerine tuz, şeker serptiğimiz domatesin üzerindeki soğanlara sarımsak da koyup sıvı yağ gezdiriyoruz. Ve karamelize domates çorbamız için fırına veriyoruz. Evet, haydi bakalım. Varan iki. Şimdi sizden ricam. Nedir bizden ricanız? Başımız üstüne. Bunları tahin şakşukanın malzemesi. Şakşuka dediğimiz karışık patlıcan kızartması. Yani patlıcan kızartması. İçinde tahin var. Tahinli şakşukayı hiç yemedim. Yani patlıcanla tahin birleşince nasıl bir tat verecek çok merak içerisindeyim. Umarım ağız lezzetimize uyar. Yoksa bilmiyorum, ben çok yakıştıramadım ikisini. Patlıcan var, kapya biber var, kabak var, yeşil biber var. Doğru mudur? Evet. Pijama soyuyorum ben bunları. Evet. Sonra küp doğruyorum. Küp doğrayacağız. Patates böreğinin patateslerini de atalım ocağa. Hemen atacağım onu da. El açması mı böyle? Evet, el açması. Tebrik ederim. Üç gündür açma hamaratlık dediler. Açsın
arasında el açmasıyla hamaratlık oluyor mu olmuyor mu bir görelim. Kadir'cim 10 dakikamız geçti. Gayet takır takır ilerliyoruz. Başlarda biraz işe adapte olmaya çalışıyoruz. Ne yapalım ne edelim. Ön hazırlıklar bittikten sonra daha da hızlanacağız. Sadece Nemin Hanım 5 saniye bana bakarsanız şunların boyutu iyi midir? Biraz büyüteyim mi? Birazcık daha büyütebilirsiniz. Fırına girecek çünkü onlar. Şakşuka fırına mı giriyor? Evet onlar fırında olacak. Kızarmayacak. Şakşuka'dan beklentim yağda kızartmasıdır. Ama bunu bazı yörelerde bazı kişiler fırınlayarak yapıyor. Ama şakşuka'nın aslı kızartılarak yapılandır. Şimdi vişneyi sakızlı muhallebimizde ne var? Dışarı sen vişneyi muhallebinin içine mi kaçacaksın? Üstüne jöle mi yapacaksın? Üstüne yapacağım. Muhallebi ayrı yapıp vişne soslu da yapıp üstüne dökecek. Basit bir tatlı. Vişne soslu sakızlı muhallebimizin malzemeleri 1 litre süt, 100 gram un, 1 paket damla sakızı 3-4 adet yani, 200 gram toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket sıvı krema. Tatlı hakkında çok fazla fikrim yok. Daha önce denemedim de. Kendi yapacak deneyeceğim. Ona göre puanımı vereceğim. Kaynayan tatlımızın muhallebisini ocaktan alıyoruz ve vişne sosuna toz şeker ilave ediyoruz. Kadir Ezildi tahinli şakşuka'nın çarlistonlarını da büyük bir özenle doğrayıp yıkıyor. Ve hemen arkasından mihmandar kebabı için soğanları doğruyor. Mantarlarını soyuyor. Nevin Hanım tahinli şakşuka için yıkadan patlıcan, kabak ve çarlistonun suyunu alıyor. Üzerlerine sıvı yağ, tuz, karabiber ve toz kırmızı biber üfeliyor. Tahinli şakşuka. Ya onu ben 12 yaşındaki oğluma söylesem oğlum şu zevzeyi doğra, patlıcanı doğra, kabağı doğra, havucu doğra, fırına at zeytinyağlayıp çıkar. İçine yoğurtlu, sarımsaklı, tahin koy tamam. Benim oğlum bile yapabilir ya bunu. Doğru söylüyor. Yapabilir. Çok kolay çünkü. Yeter bu kadar mantar. Bu mantarları küp küp doğrayacak mıyız evet, şimdi? Evet küp küp doğranacak. Ne için? Annem için. Şey mihmandar kebabı için. Ben bu mantarı küp küp doğrasam daha onun içinde görünür mü ki o? Öyle çok küp doğramanıza gerek yok Kadir Bey. Mihmandar kebabı Osmanlı yemeği. Fakat menü için uygun buldum mu derseniz bulmadım. Basit. Hepsini bir araya karıştırıp pişirilebilecek bir yemek. Bana dedim ya zorluktan bahsediyor. Ben ondan öyle güzel bir sofra bekledim ki Osmanlı mutfağı bekledim ama çok zayıf geldi. Nemin Hanımcığım ana yemeğimiz mihmandar kebabının patates püresi de hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Hibiskus şerbetini süzeceğim. Tamam dolaba atacaksın. Evet dolaba atacağım. Bakın hanımefendi bu güzel menüsün içine bir de şerbet eklemiş ya. 5 dakikada yaptı ya abartma sen de. Ama düşünmüş yazmış. Değil mi Nevin abla? Evet evet. Küçümseme sence işlerini lütfen. Hibiskusu çok severim. Çayını da çok sık içerim. Şerbetini hiç içmedim. Merakla bekliyorum. Güzel olmuş, mantıklı olmuş. Yemeğin yanında iyi gider içecek. Oh krema ekliyoruz. Aa muhallebiye krema da ekledik şimdi. Tabii tabii. Damla sakızı ne zaman koyacağım? Koyduk. Koydun mu içine? Vişne sosu için 200 gram toz şeker, 40 gram buğday nişastası, 200 mililitre süt ve 500 gram vişne. Süt değil su konulacak. Onu yanlış yazmışım ben. Nişasta koydun mu? Yok koyacağım şimdi. 200 mililitre. Aman bundan şöyle yapacağız. Evet. Şu muhallebiyi taslara dolduralım. Kalksın şu tencere. Evet evet kalksın hemen dolduracağız. Vişne soslu muhallebi normal muhallebinin içine vişne sosu ekleyecek. Bu tatlı davete uygun değil. Ben olsaydım daha ağır bir tatlı yapardım. Şerbetli bir tatlı. Tamam. Şimdi bu kaynayacak. Evet, şöyle kaynayacak. Olacak. Patlıcanlar da bir yandan kavruluyor. Bu domatesler közlenmiş. Altı daha ısınmamış o. Robottan çekilecek mi bunlar? Un kavuracağım unla beraber. Ha tencerenin içine mi çekeceksin? Evet. Hanımefendiciğim şimdi ne yapıyoruz? Mihmandar kebabının iç malzemelerini hazırladık. İç malzemesini hazırladık. Etini. Kuşbaşı eti tavada çevirdi. Üstüne biberi soğanı koyuyor. Başka ne var? Mantar. En sonunda domates girecek içine. Güzel bir kebap. Patlıcanlı, kaşar peynirli ve etli. Etleri çok sert olmamalı. Etleri iyice yumuşamalı. Ne oldu? Onu öyle deli gibi sıkınca daha iyi yapmıyor. Düğmesi var. Basıyorsun aynı işlemi yapıyor. Aynı bastırmazsan buradan fışkırıyor. Bak gördün mü bak. Ne yapıyorsun ya? Gördün mü? Aman be Gako. Aman be Gako, Gako. Nevin Hanım çok uyumlu bir hanımefendi. Bak mesela roman havası söyle desek söyler. Yok başka bir şey söyle de söyleyeyim. Başka bir şey söyleyin. Sanat müziği söyleyin. Geçen haftalarda biliyorsun sanat müziği solisti katıldı. Aa. Yani. Aysel Nursaça. Hadi alalım bir şarkı sizden. Kapat gözlerini kimse görmesin. Kapatırsam görmez. Yalnız beni yalnız benim için bak yeşil yeşil. Allah Allah. Eşime söyleyeyim diyeceğim ama gözleri de yeşil değil. Olsun ne içinden bir şeyini alır o kendisine uyumlu olan. Bu muydu? Teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum efendim. Yok şimdi bu alıştırma. Bir de eğlenceli bir şey söyle. Halk müziği de olabilir şöyle. Gımıldan gımıldan gımıldan. Ben başını uzun. Ateş attı samana. Bak, bak dumana, dumana, dumana.
Ateşli mikrofon da söylüyoruz bak. Sahne alev alıyor. Ben şu anda mutlu ve sinirli. Allah kahretmesin seni inşallah. Kadir Bey'le Nevin Hanım anlaşamayabilir. Çünkü biri çok eğlenceli, biri de eğlencesiz, sıkıcı biraz. Nevin Hanım 45 dakikanız geçti. Börek açacağız daha, börek. Şimdi böreğin hamurunu yürüyeceğiz. Bir tek el aşması uğraştırıcı olacak. Geri kalan basit zaten. Ay maşallah, parça düşecek. Dur canım. Düşecek şimdi. Tamam. Ay tavuklar çok güzel görünüyor. Nevin Hanımcığım, bu tavuk istiyoruz efendim. Kadir Beyciğim, bana bir kepçe verin. Buyurun. Şu tarafa geçemiyorum. Şuradan bir küçük tencere ya da leğen gibi bir şey verin. Verin hanımefendiye. O tencereyi ne yapacağım? Şimdi birazcık etlerimi koyup biraz sıcak suda pişireceğim. Hemen patlıcanıma geçiyorum. Hanımefendi, bir kepçe yeter mi? Yani o miktar iyidir. Teşekkür ederim dış ses. Muhallebi kolay. Çocuk maması gibi zaten. 3 dakikada yapacak onu. Zaten onu da verecek Kadir'e. Kadir karıştıracak. Kendi de böyle kaselere dökecek. Önümüze koyacak daha ne? Mihmandar kebabımıza toz, kırmızı biber ve karabiber ekleyip karıştırıyoruz. Şakşukalarımız fırından çıkıp cam tepsiye konuyor. Özenen biberler şakşukanın üzerine konacak. Nohutlu pilavın pirinçleri yıkanıyor. Mihmandar kebabı için kaşar rendeleniyor. Ve yine mihmandar kebabımız için haşlanan patatesler püre haline getiriliyor. Ne yaptınız hanımefendiciğim, anlatın. Mihmandar kebabımızın patlıcanlarını ala ala soyduk. Alaca alaca efendim. Ala ala ayrı bir şey. Yani biz mutfakta o şekilde söylüyoruz dış sesim. Teşekkür ediyorum. Dış ses değil efendim, dış ses. Tövbe. Benle uğraşırsa böyle yaparım Kadir Beyciğimiz. Onunla uğraşırsan bak dilin dolanır işte. Evet, dilim dolandı. Neyse şaka bir yana, hanımefendiciğimin mihmandar kebabının olmazsa olmazlarından bir tanesi bostan patlıcanı. Büyük patlıcanlar olması gerekiyor çünkü kızarttıktan sonra mantarlı etimizi üstüne koyacağız. Kaşar peyniri birazcık, sonra patates püresi, tekrardan kaşar peyniri ve fırına süreceğiz, biraz kızartacağız. Mihmandar kebabını daha önce duydum fakat hiç tadına bakmadım. Şimdi soğanı salçayla kavuracağız galiba, doğru mu? Şey, salça çok koymuyoruz. Tamam, az bir şey. Sadece kırmızı. Şuradan bir tava verirseniz bana, soğanı biraz kavuracağım. Al Kadir. Bak, börek hamurumuz henüz hemen, daha yok hemen ortada. Yapıyorum. Henüz yok. Ay. Ana. Gel gel, orada durma. Dur. Çıvayan yağdan bile prim yapmaya çalışıyorsun. Gel buraya diyorum sana ya. Patlıcanı getir, atalım. Emin miyiz atmaya? Benim, ben buradan atayım şöyle. Yok canım deve. Canım deve mi? Utanmıyor musun abine böyle demeye? Tövbe estağfurullah. Tamam, o patlamaz da. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi el açması patatesli gül böreğimizin hamurunu yoğuracağız. Yufkasını kendi açacaksa kesinlikle ince açması lazım. Ona dikkat edeceğim. Bir de patatesleri kavurarak mı yapacak, çiğ mi atacak, onu da merak ediyorum. Çünkü o patatesler böyle kare kare doğrar ağzımıza gelirse benden puan alamaz. Böreğimizin malzemeleri: bir yumurta, 100 mililitre süt, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, 3 çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ ve un. Gülberi, normal hamurunu yapacak. İçine ya patates ya peynirini koyup önümüze koyacak. Ha, içine kıyma koysa güzel olur ama yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü yetiştiremeyecek diye içindeki malzemeyi yazmamış. Yetiştiremezsem ne olur diye. O yüzden büyük ihtimalle %90 kıymalı yapmayacak. Ya patatesli ya peynirli. Basite kaçtı. Böreği nasıl yapacağını söyledi aslında. Ben duydum yani. Patatesli olduğunu söyledi. Şidem bence yine dinlemiyor. Böyle arkadan duyma, kulaktan dolma bir şeyler konuşuyor öyle kendi kendine. Patatesli gülbereğimizin patatesleri hazır. Mihmandar kebabımızın patlıcanları nar gibi kızarıyor. Nevin Hanım böreği için hazırladığı bezeleri açmaya başlıyor. Açılan bezelere eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürülüyor. Közlenen kırmızı biberler temizleniyor. Nevin Hanım böreğinin hamurunu eliyle özenli bir şekilde açıp patateslerini koyuyor. Gül böreği hazır bile. Gül böreğini çok severim. Özellikle puf puf olmasını beklerim. İçinin ne az ne de çok olmasını beklerim. Kadir. Efendim. Son 30 dakika Kadir. Son 30 mu? Daha 4 börek çıktı. Fırın boşta şu. Aa, fırına kebap da girmedi daha. Bizim şimdi hiç başlamadığımız bostan salatası var. Çorba vardı, şu an başladım çorbaya. Çorbada salça kokusunu istemiyorum. Karamelize dediği için büyük ihtimalle soğanı kavurup domatesini robottan geçirip üstüne dökecek. Kaşar filmini de süsleyip önümüze koyacak. Çorbaya evet. Salça girecek mi? Hayır. Peki. Nevin Hanım'a bir bak bakalım. Çorbaya salça koyacak göz var mı hanımefendide? Ben bir sorayım dedim yine de, ne olur ne olmaz. Süt ya da krema girecek mi? Süt girecek. Bir su bardağı süt, 5 su bardağı su girecek efendim. Tamam, 3 su bardağı süt, 5 su bardağı su. 5 su bardağı sütün 2 bardağını tavuk suyundan koyacağız. Tavuk suyu mu? Domates çorbasına. Evet, güzel yakışıyor. Süt, tavuk, inek, balık, yumurta. Gelsin veganlar, haydi bakalım efendim, coşuyoruz. Buradan bütün veganlardan özür diliyoruz efendim. Normalde domates çorbası severim. Kıvamı,
hafif ekşiliği, tuzunu iyi ayarlaması gerek. Onunla birlikte domates, közlenmiş domatesi, soğanı güzelce robottan çektik sevgili seyirciler. Nevin Hanımcığım, boşuna 7. böreği yapmayın, gerek yok. Zamanınız yok hanımefendiciğim. Kaç su bardağı tavuk suyu? Bir su bardağı koysak yeter. Bir su bardağı tavuk suyuna, bir su bardağı da süt mü ekliyorum? Evet, bir su bardağı süt, bir su bardağı tavuk suyu, 4 su bardağı normal su. Hanımefendi, iyice kafamızı karıştırdınız. Ne dediğiniz belli değil. Bismillah dedim, sütü ekledim. Böreklerimiz fırına girecek. Tabii Kadir ezildi, oradan çekilirse. Buyurun. Sanki bohça açtım, ben burada satış yapıyorum. Çorba pişiriyorum, görmüyor musun? Aman ne büyük iş. Hemen bostanayı dolduralım. Hanımefendi, bostana salatanızın içinde buz ve salça olacak mı? Biliyorum bostanın içinde buz, salça olur. Ama bu bostana farklı, bunun içinde buz ve salça yok. Orijinali gibi yapması gerekiyor. Yaptığında orijinali bozulursa ben onu kabul etmem. Ayşe'yi gösterip Fatma'ya veriyoruz, olur mu öyle şey? Bostana salatasının ince ince doğranması gerekiyor. İnce ince doğranacak. Salatasını ben denemedim. Menüsü birbirinden zaten çok bağımsız. Salatayı artık kalenin dışına atıyorum. O da kendi halinde orada bir özgürlük kurmuş. Yemekler kendi çatısında toplanmış falan. Ortaya karışık bir şeyler olmuş. Salatadan önce kebabın malzemelerini birleştirseydik. Hemen onları birleştireceğim. Sıkma torbası. Arkada efendim. Dönün orada. Bu çorbaya baharat ne koyacağım? Tuz, karabiber. Kekik. Var mı? Kekik yok mu? Kekik yok. Kekik baştan konulması gerekiyor da taze kekik koyuyor. Bakma öyle çılgın. Bakma öyle kırgın. Sen de beni seviyorsun. Nenesi çılgın? Ama onu süzmemiz gerekiyor daha sonra. Biliyor musunuz? Aklımız. Sofra yok, sofra. Ama hanımefendinin daha ana yemeği yok, pilavı yok. Hepsi olacak. Yapamaz. Pilav için sıvı yağ koydum. Tamam. Hemen pirinçleri atıyorum abla. Nohutların durumu nedir? Nohutları şimdi kapatıyoruz. Hemen uzun süredir kendilerinden haber alınamıyor. Düdüklüye terk edilen nohutlar acaba nerede? Nohutlu pilav bu yemeğin yanına hiç gitmemiş. Nohut olmasaydı daha iyiydi. Haydi bakalım efendim. Hey seyirciler, mihmandar kebabının malzemeleri birleşiyor. Kadir, sen ne yapıyorsun acaba? Hadi aç artık. Nevin Hanım, hazır mısınız? Hazırım. Bakalım. Nohutlar pişti mi? Kara tren geliyor dağların arasından. Ben yerimi tanırım kaşların karasından. Şimdi hazırsanız. Güle bindim gülmedim. Gülden düştüm ölmedim. Hayli zaman oldu nazlı yarı görmedim. Haydi nohutlar pişmiş mi? Nevin Hanımcığım. Efendim. Sıcak biraz. Dişlerin arasında ezdir. Pişmediği her halinden belli. Tekrardan kaşar peyniri koyuyoruz. Hemen fırına atıyoruz. Ablam. Biraz da pilav. Soframız yok da. Hemen hazırlıyoruz. Sofra hemen. Yok. Salata da yok. Salata. Evet salata. Kadir Beyciğim. Salatayı nerede yiyeceğiz? Kebabı şimdi koymasına gerek yok. Isıtırken de koyabiliriz. Bence onu hiç fırına koyma. Koş sofrayı kur, gel hemen salatayı yapalım. İçeri gidiyor muyuz? Evet, sofrayı kurmaya gidiyoruz. Ben Nevin Hanım'dan şık bir masa bekliyorum. Sade ve şık olmasını bekliyorum. Öyle cafcaflı olacağını düşünmüyorum. Nevin Hanım nihayet masasını kurmak için salona teşrif ediyor. Benim masa düzenimi dün gördükten sonra yine Nevin Hanım'ın kendi masasını abartmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Hazırlıklı gelmiştir diye düşünüyorum. Sonuçta ben dün beklentiyi yükselttim. Birinci günkü sofradan sonra böyle dümdüz bir sofradan sonra. Dün daha şaşalı şık bir sofra vardı. Bugün evinden de öyle bir sofra bekliyorum. Öyle bir masa bekliyorum ki şaşalı. Benim masama şey dediler ya, sade. Ben onlardan şaşalı bir masa bekliyorum. Ama şaşalı derken karışık bir masa beklemiyorum. Her şey yerli yerinde ve düzenli bekliyorum. Nevin masasını bence sıradan değil, çok dikkat edecek kaşık çatal kullanmaya. Çünkü 3 gündür sürekli çatal ve kaşıklara laf ediyoruz masada. Önem verdiği yer kaşık ve çatal olacak. Şu şeyleri ayıklayabilir misiniz? Ne onlar? Bostana salatası bir nevi kaşık salatasıyla ortalama birbirine çok benzeyen bir salata. Ama bostana salatasının olmazsa olmazı yeşil soğandır. Acaba içerisine yeşil soğan koyacak mı? Davet sofrası riskli bir seçim, göreceğiz. Ve haşlanan nohutlar pilavla buluşuyor. Nohutlu pilava çok güldüm. Yani davet sofrası nohutlu pilav, ben daha önce hiç karşılaşmadım. Pilav üstü nohut yemeğe mi gidiyoruz biz? Akşam yemeğine gidiyoruz. Şimdi Nevin Hanım salatasını doğrasın, sosunu yapsın. Birazdan mutfaktan çıkışla karşınızda olacağız. İnşallah her şeyimiz bitmiş bir şekilde, alnımız ak bir şekilde mutfaktan çıkıp salonumuza geçeceğiz. Sizler de o arada WhatsApp başvuru hattından ya da sosyal medyadaki adreslerimizden başvuru yapın. Sezon yavaş yavaş bitiyor, tatile çıkacağız. Siz yine de başvurularınızı yapın. Önümüzdeki sezon görüşmek dileğiyle. Haydi bakalım. Nevin Hanım bostana salatasına başlayarak mutfak maratonunun yavaş yavaş sonlarına geliyor. Bostana salatası kebapçılarda yediğiniz bir salata türü. İçinde salata var, domates, maydanoz, nane, biber, karıştırıp küçük küçük meze de yapabilir, kaşık gibi de yapabilir. Önümüze koyup bakalım.
bakalım tadı nasıl olur. Son 1 dakika 45 saniye. Tamam, şimdi salatanı mı sosunu yapıyoruz? Evet, önce şakşuka ve salatanın sosunu yapıyoruz, bitiyor ondan sonra. Tamam, birleştirecek miyiz şakşuka ile salatayı? Evet. Turşunun suyunu biraz dökelim. Ver ablam, şu çatal varmış burada. Şakşuka'nın sosu için tahinimizi döküyoruz. Birazdan nar ekşisi, sarımsak da var bunun içinde? Evet. Davet de, Cansu Hanım sizi tepe koyacak. Humusun içinde kaybolmuştu. Cansu Hanım önce kendi yaptığı ete versin. Cansu Hanım yaptığı ette sarımsak basmıştı resmen. Ama pişmiş sarımsak vardı onda. Kaşık versene abla. Son bir dakikanız kaldı hanımefendiciğim. Sen bir yandan salatanın sosunu yap abla. Şu yağımı alabilir miyim bir ses? Uzatabilir misiniz rica etsen? Nevin Hanımcığım, tebrik ediyorum. Evet efendim, tahinli şakşukamız hazır. Çok da güzel oldu bu arada. Ellerine kollarına sağlık. Tuz tuz tuz. Çabuk çabuk. Kuzuna bak. Son 15. Hadi 15. Son 15 dakika. Ne dakikası ya? Saniye saniye. Hatta 10. 9. Bunun tuzu tamam mı? Evet, bunun tuzu da 8, tamam. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Bravo. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Allah canımı alınmadı almadı. Evet efendim, bir mutfak etabanı daha sonuna geldik. Açıkçası son dakikaları bayağı gerildik. Yetişecek mi yetişmeyecek mi? Ama Nevin Hanım'ı tebrik ediyorum. Yani cidden soğukkanlılığın burada işe yaradı. Elini ayağına dolanmadı. Hiç yanlış bir şey yapmadı. Güzel idare ettin. Ve aynı idareyi masada da bekliyorum. Ama tepkiler bekliyorum. Kötü yorumlara karşı susmuyoruz. Ben de bekliyorum. Buyurun o zaman, gidiyoruz efendim. Tamam, haydi bakalım. Ederiz. Arabaya taş koydum civanım. Arabaya taş koydum. Bugün bizi bomba gibi bir masa bekliyor. Herkes birbirine kılıç kuşanacak bence. Ve çok eğlenceli, hırslı bir masa olacak bugün. Arkadaşlar bugün bana dolu dolu gelecekler. Şimdi Firdevs Hanım'la Çiğdem Hanım henüz gününü yaşamadı ama gününü yaşayan Cansu Hanım'la Çağla Hanım dolmuş olarak gelecekler. Ela Murat Birim'de bugün Nevin Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız karamelize domates çorbası, patatesli gül böreği, tahinli şakşuka, nohutlu pilav, mihmandar kebabı, hibiskus şerbeti, mostara salatası ve vişne soslu sakızlı muhallebi ile rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Eleştiriye açığım ama böyle bomboş eleştirilerle gelirse o zaman benden cevaplarını alacaklar. Bugün benim günüm, benim masamda misafirler diye yaptıkları eleştirilere de sessiz kalamam. Nevin Hanım yemeklerine beklediği yorumları alabilecek mi? Bu kadar sizin bizim midemize de gidecek. Ben burada hijyen göremiyorum Kadir Bey. Ona göre bu daha trend ama biz gençlere göre trend değil abi. Bence sizin içiniz geçmiş. Benim yaşıma gelsin bakalım Çiğdem Hanım nasıl olacak, onu da görelim. Ben yemekler içimize simdi diyeceğiz. Ay, yani. Kadir Bey'in de dediği gibi bu masa benim içime sinmedi. Bu espri de benim içime sinmedi. Parça parça soğan yedim. Parça parça soğan yedim. Şu anda benim masama saygısızlık oldu. Benim midem bulandı. Kaç kat olarak açtınız acaba? Nasıl açmam gerekiyordu? Kaç kat yok, bu sadece tek kat. Bilmiyor musun gökyüzü bir böreğini? Yani onu bilmeyip de o şekilde bana puan verecek olması... Yorumlar, eleştiriler, tartışmalar, gerginlikler, bu masayı sakın kaçırmayın. Ekmeğiniz de yok bu arada. Evet, ekmek koymadım çünkü ekmek yiyip de karbonhidrat sonra ama masada olması diye gerekiyor. Ben ekmek alabilir miyim? Ekmeği gıcık buna istediğini ben zaten biliyorum. Siz hiç iyi bir ev sahibi değilsiniz Nevin Hanım. Bari bunu siz söylemeyin Can. Hayır. Çok garip oldu şu an. Agresifleşiyor, saldırmaya çalışıyor. Kadar arkadaşlar söz bırakmadık ki. Bağırınca kalmadık. Söyleme o zaman kalmadık. Kadir Bey, hayır. Tam dinlemiyorum. Madem sözcük bir şey kalmadı. Yorum yapmak için yorumluyorum. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan... Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den haftanın 3. gün masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, yine eğlenceli bir mutfak etabını geride bıraktık. Nevin Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. İddialı, kendine güvenen bir yarışmacımızdı. Doğru mudur? Soğukkanlı. Soğukkanlı. Cidden soğukkanlı. Evet. Soğukkanlı derken yani şurada köy yanar, o sakin sakin gider. İşim yok. Sakin olun arkadaşlar, söndüreceğiz der ve söndürür. Aman etrafa yayılayım da ayılayım bayılayım, yok. Bir şey yapılacaksa sakin sakin, ha, o ara siz ferahlık geçirebilirsiniz. Olabilir. Ha, Aylin Hanım'ın sakinliğinden ama yolun sonunda işi bitirmiş oluyor, haberiniz olsun. Peki, Aylin demişim, Nevin Hanım diyeceğim, pardon. Arada sen benim ismini karıştırabilirim. Nevin'cim, söylemek istediğin bir şey var mı misafirlerine?
Söylemek istediğim hoş geldiniz, sefa geldiniz yine. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Güzel bir mutfak etabıydı Kadir Bey'le birlikte. Dediği gibi soğukkanlılığımla eşimi çıldırttığım gibi herkesi de çıldırttım. Ama güzel yemeklerimi inşallah tadacağız. Göreceğiz hep bakalım beraber inşallah. Bakacağız. Ellerine sağlık. Çağla, masa sana hitap ediyor mu? Çok hitap ediyor. Bana da öyle geldi. Tam evet, senlik bir masa. Aynen, pırıl pırıl güzel. Ben beğendim. Uyumları da beğendim. Yeşil, gold güzel uymuş. Hoşuma gitti yani kaşıkları falan. Kendini önemli hissettin mi bu masada? Tabii ki de. Yani bu budur bence Kadir Bey zaten. Yani biz buraya bir davet masasına geldik. Misafiriz. Şunun şıklığı şey diyor. Ben size değer veriyorum. Bunu sizin için hazırladım yani. Çok güzel gözüküyor. Ellerine sağlık. Peki. Firdevs sen nasıl buldun? Ben de şık buldum. Sadece çiçeği çok hiç çiçeği beğenmedim çünkü hep aynı çiçekler iki gündür. Hep beyaz. Aynı çiçek değil. Hep beyaz, aynı çiçek gül. Tamam gül, bu da gül. Yani rengi sen, fark etmiyor. Senin gününde göreceğiz nasıl bir çiçek yaptıracağım. Yani farklı bir çiçek. Tamam. Farklı bir çiçek bakalım ister. Sizin oradaki mezarlıkta neler var. Biz bunları evet. Toplayabildik anca. Aynen. Aynen bir de bu mor yani bilmiyorum biraz daha farklı bir renk olabilirdi. Dün de mesela bu kırmızıydı. Çok... Hep şey dediler. İşte her yer kırmızı olmuş. Bak bugün aslında farklılık katmış. Evet. Ama sizin şimdi kırmızıya şimdi da kırmızı gold... koymak hı-hı. Biraz... Şimdi gold masa örtüsü sermişim. Evet. Yeşil kullanmışım. Evet. Şimdi bol yeşillikli bir de çiçek olsaydı ortada. Ben bol yeşillik demedim marul ki illa ki bol yeşillik yapmanıza gerek yok. O kadar tamam, çok çiçek çeşidi var ki. Salatayı yerine çiçek evet. Veriyoruz. O kadar çok çiçek, yani, çiçek çeşidi var ki. O zaman salata da gerek kalmazdı. Bol yeşillik ortadaki çiçekten yerdiniz. Nevin Hanım yani. İnek ben miyiz biz? Yeşillik yani. Aynen inek miyiz gerçekten? Şu an gözüm çok yoruldu. Hep yeşil görmekten. Çok mu boğucu bir yeşil? Zaten yarışmacımız yeşil giymiş. Evet. Peçeteler yeşil, suplalar yeşil. Konseptini uydurmuş. Ben konsept uydurmuş da bu sarı simli. Ama yeşil. Onu da ekmek evet. Şeyin peçeteliği mi uydurdunuz? Hepsi bu takımın parçası. Ha demek bayağı bir eski zaman. Bunları kendiniz yani mi yapıyorsunuz? Eski zamandan mı? Çok özür dilerim. Ne gibi eski zamandan? Siz galiba interneti, trendleri hiçbir şey tamam, takip işte, etmiyorsunuz galiba. Tamam işte bu herhalde 10 yıllık. Hayır yeni bu. Yeni mi? Evet. Kendiniz mi yaptınız? Evet. Bunların hepsi. Evet, sabahki o suplalarda belli değil miydi? Onlar da evet, hazır dikip hepsi. Koymuş ya tepsileri, supluları. Yani eski model mi bunlar? Simler çok eskide kaldı Kadir Bey. Simler eskide mi kaldı? Evet. Siz modayı takip etmiyorsunuz o zaman. Takip ediyorum. 15 sene önce babamlar evet. Duvarları simli boyayla boyarlardı. Simli boyaya bak başka bir şey. Evet kız biz zaman boyanın içine döküyorduk. Bir de biler rengi boyarlardı Kadir Bey. İçine bir kilo sim koyup karıştırıp duvarlara sürerlerdi. Bir kilo sim. O zaman evet. Sizin babanız ondan da anlamıyor çünkü duvarları boyarken bir kilo sim konulmuyordu. Benim babam yapıyordu işte. Vallahi ben demek istediğim simler çok eskide kaldı. Simler 15 sene şimdi önce de eskide ama onun babası puan almayacak ki. Şimdi bu puan alacaksınız. Bugünkü ama. Günden sonra, bu akşamdan sonra siz gidin bir interneti açın, araştırın. Sofra trendleri. Masa, evet, masa Nebin konsepti Hanım. Nasıldır, Nebin ne Hanım, değildir. Nebin Hanım siz çok sakinsiniz, ununuz elip. Ne değildir, ne sıldır, ona bir bakın. Sizi de göreceğiz. Bu ya bugün güzel, benim yarısı ve bir sürü onu fark etmiyor. Dur, Çiğdem'in anlatmak istediğini anlamaya da çalışıyorum. Seyirciye de geçirmek istiyorum. Evet. Şimdi siz ununuzu elemişsiniz, eleğinizi asmışsınız derken evet. Masayla ilgili yorumunla bunu nasıl bağdaştırabildin? Onu bir yani açıkla. Ona göre bu daha trend ama biz gençlere göre trend değil artık. Geride kalmış. Bence evet. Bence sizin içiniz geçmiş. Evet, içim geçmiş. Yani siz fikir bana ununuzu elemiş, eleğinizi asmışsınız diyorsunuz ama evet. Bence siz onu yapmışsınız şimdiden. Çünkü hayır. Bu günün trendidir. İyice bir araştırın. Yarınki masada konuşalım. Tamam. Çiğdem Hanım sürekli benim yaşımla ilgili yorumlar yapıyor. Masada da aynı şeyi yaptı. Bence buna gerek yok. Benim yaşımı, gençliğimi, yaşımı göstermememi kıskanıyor. Benim yaşıma gelsin bakalım Çiğdem Hanım nasıl olacak onu da görelim. Onun yaşına gelme ben onun gibi olamam. Ben torun torbalığa karışıp evimde otururum, örgümü örerim. Nevin Hanım öncelikle ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Masanız evet görsel açıdan göz doyuruyor. Siz hı-hı. Bunu zaten daha önce de belirtmiştiniz. Ben göz doyurmayı severim, hoşlanırım evet. Vesaire ama keşke biraz da hijyene dikkat etseydiniz. Önemli hı-hı. Olan sonuçta ben bu tabaktan yemek yiyeceğim. Diğer evet. Arkadaşlarımızın da evet. Dikkatini çekmedi ama evet. Bu simler... Yani bakabilirsiniz. Her şekilde elimize ulaşıyor. Geçiyor. Yani bu benim bakın kaşığıma, evet. Çatalıma kadar bakın vallahi burada bir sim var. Ben bu masayı sadece ilk kez size kurmuyorum. Gelen misafirlerime ve bunun gibi evet, geçiyor. Bunun gibi birazcık. Değişik ama renklerde masa örtüsünden farklı. Geliyor. Hayır hayır şuradan geliyor. Şuradan mı geliyor? Ve peçeteliklerden geliyor. Farklı konseptlerde, farklı konseptlerde, renklerde. Peçeteyi... Ben ay, bu yemekler içimize simdi diyeceğim. Ay ben sevindim. Ay bu ne sevecek yani yemekler bana simmeyecek gibi geliyor bana. Buyurun devam edelim. Dinliyorum Nevin Hanım. Şimdi
Bunu bu tarzda ve farklı renklerde, değişik konseptlerde masalar hazırladım. Hiçbir zamanda hiçbir misafirimin midesine ne sim gitti ne bir şey gitti. Şimdi bunların hepsini tek tek memnun etmek için söylemişler. Yani bunu tek açıp mikrobiyolojik bakmadınız. Yani içine gitti mi gitmedi mi diye yani bakmadınız. Şimdi şöyle Hanım. Bakın. Dün ben Cansu Hanım'ın masasında otururken dün ben Cansu de elimde de simler vardı. Benim elimde de vardı dün ama Çağla Hanım'ın masasında dün simli bir şey yoktu. Şimdi bizim yapılan makyajımızda da simler oluyor. Elimizi sürüyoruz, ister istemez dokunuyoruz. Ondan da geçiyor. Siz gözünüze mi tokunuyorsunuz? Genelde hep göz altına. Sen dokunuyor musun canım? Hayır. O yüzden sizin makyajınız defalarca tekrarlanıyor. Çünkü akıyor. Ben tekrar söylüyorum. Ben tekrar söylüyorum. Bir saniye, ben sizler yorum yaparken ben yorumunuza katılmadım. Çağla'nın üzerinize bakar mısınız? Şundan geldi bana. Yok, ya, fark şey eder yok mi sonuçta masada üzerinize bulaşan bu kadar sim bizim midemize de gidecek. Ben burada hijyen göremiyorum Kadir Bey. Peki Cansu Hanım rahatsız oldu simlerden. Masanın güzelliğini gördükten sonra, şıklığını gördükten sonra takacak, sorun yapacak bir şey bulamadığı için simlere taktı kafayı. Kadir Bey'in de dediği gibi bu masa benim içime sinmedi. Bu espri de benim içime sinmedi. Benim masama nasıl boş dediyseniz. Boştu çünkü. Hijyenik tertemiz masama. Boştu. Her şey, hiçbir su lekesi dahi bulamadıkları masama. Şimdi dolu olup da hijyensiz olana arkadaşlar kadar. Arkadaşlar toz var dedi demediniz mi? Hayır, benim tabağımda toz var diye söylemiştim. Ayrıca bakın hiç dikkat etmemişsiniz mesela. Bunlar... Çiçek düşmüş, ne yapabilirim, çiçeğin başını mı bekleyeceğim? Son masa kontrolü yapsaydınız. Hepsi yapıldı. Koymasaydınız o zaman. Hepsi yapıldı. Siz de koymasaydınız çiçeğinizi. Ama benim dökülen ve rahatsız olduğunuz bir şey olmadı. Keşke yorumunuzu beyan etseydiniz. Ayrıca bunun üzerinden 3. Sizin gündeyiz. Sizin masanız bomboştu. Fazla yorum i̇şte yapabilecek de. İşte boş ve hijyenikti. Tertemizdi. O size göre hijyenikti. O da çok boştu ama. Canım. O da çok yani, boştu yani. Siz çorbalarınızı getirin. Evet, çorbalarınızı şey alalım biz. Peçeteler isterseniz önünüze alabilirsiniz hanımefendiler. Şöyle ben onun için ara koydum. Ara sıcakları olduğunda tabakların silinmesini rica ediyorum. Siz canınızı sıkmayın. Ben her şeyi elimle tek tek temizledim. Sildim yine yok, sizin için. Yok, tekrar için peçete silelim, sıkıntı yok. Teşekkürler. Vallahi Nevin Hanım daha çorba gelmeden bu kadar sert cevaplar veriyorsa yemekte bize neler yapacak bilmiyorum. Cansu Hanım'ın eleştirilerine ne diyorsunuz? Bence Cansu Hanım benim masamı gördü, görselini, güzelliğini. Şu anda kendi masasının boşluğundan da çok pişman oldu. Hiçbir şey getirmediği için de pişman, bahane uyduruyor. Halbuki çok da özenle hazırlamıştınız. Benim misafirlerim gelmiş. Ben onlara misafirlerim olduğu için özenmişim. Onlara verdiğim değeri göstermiştim. Takıldığı şey sim. Evet, afiyet olsun herkese. Buyurun. Evet Firdevs'cim, senden başlayalım. Karamelize domates çorbasını nasıl buldun? Ben karamelize domates çorbasını ekşiliğini beğendim. Ama soğan beni rahatsız etti. Çok mu acaba kavurdunuz? Yok, fırına girdi sadece soğan. Çok ağır geliyor tadı. Soğanın tadı ağır geliyor. Yani mesela ekşi de çok güzel geliyor tadı ama soğan... Buram buram soğan mı buram kuruyor? Buram buram evet. Tek bir tane soğan var, o da küçük bir soğan. Yani buram buram gelmesi imkansız. Küçük. Ben mi? Biz bir tekrar evet deneyeyim. Çünkü Kadir Bey, ben eminim çok rahatsız etti beni. Fırında unutuldu, yandı. Evet. Ondan dolayı... Yok için, hayır. İçinden de izleyeceksiniz. Siyahlıkları da... Firdevs Hanım, buradan hayır, bakalım izleyeceksiniz. Pardon Nevin Hanım. Bu siyahlar nedir? Domatesin kabuklarıdır. Siyah olan. Evet. Siyah olan. Domates değil. Domatesin kabukları. Hanımefendiler, domates, Kadir Bey, bakarsanız soğan, sarımsak, yanır. Hepsi... Dur, bakın, geleceğim canım. Hepsi fırına girdi. İster istemez domates orada piştiği için, şeylerle, soğanlarla beraber. Evet. Hepsi de blender'dan çekildiği için, evet, domatesin kabuğudur o. Anladım ama şimdi kabuğunun... Evet, evet. Kabuğudur siyah o olabilmesi için Nevin Hanım... Tamam, kabuk kısmı biraz yanmıştır. O kabuk yanarken orada. Soğan nasıl yanmaz? Soğan yan alttan hanımefendi. Sana yanık kokusu mu geliyor Firdevs? Bana Firdevs Hanım'a yanık kokusu gelmiyor. Firdevs Hanım Cansu Hanım gösterdikten sonra yanıktan bahsediyor. Hayır, çok mu karamelize ettiniz dedim. Hayır zaten. Hanımefendi. Hayır. Çok karamelize şey olması izlediğinizde şimdi, görürsünüz. Şimdi ben beğenmedim çorbayı. Olabilir. Beğenmedim. Tamam olur. Yani niye şimdi, beğenmedin? Ekşiliği çünkü gerçekten güzel çok diyordun. Yoğun. Evet, ekşiliği güzel. Ben aslında ekşilik bekledim ama soğanın bu denli ağzıma geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Bilemem. Parça parça soğan yedim. Parça parça soğan yedim. Evet, parça parça soğan yedim. Ya eklemeyin, bak bir şey söyleyeyim. Benim sonra ben sizden öğrenmiş oluyorum. Hayır, bizden yorumumu öğrenmiş olmadım. Benim de ağzıma geldi. Eklemeyin yorumlarınızı. Blend edilmiş. Buyurun.
blend edilmiş. Belki de aradan kaçmıştır. Şeyden nasıl niye buram buram söyleyeyim, uzun uzun şimdi da çekildi. Parça parça düzünüz de parça parça soğan gelmesi mümkün değil. Mümkün parça değil parça parça. Soğan geliyor. Ya hayır. Ben ilk daha sorduğunu sorar sormaz demedim mi ağzıma ağır soğan tadı tamam, geliyor. Tamam diyorsunuz da ben size söylüyorum. Hala da çiğniyorum. Bir tane soğan konuldu ve soğanlar zaten iyice özlendi. Tamam olabilir. Belki de bana o kısım denk gelmişti. Domates çekirdeği değil değil mi? Domates soğan çekirdeği olabilir yok, hanımefendi. Yok soğan soğan. Ben ne yediğimi biliyorum ya. Soğan soğan. Valla o zaman bence sizin ağzınızın tadı yani yok. İlla domates size bulup göstereyim mi şimdi yani? Yani bulabilirsen çok şaşırırız açıkçası. Özür Bey, ben göstereyim size istersen. Geleceğim Cansu şimdi sırayla. Cansu Hanım. Cansu zaten bütün çorbayı tatlı tabağına deviriyor. Cansu Hanım. Olmadığını iddia Cansu Hanım. Ben de şimdi rahatsız oldum. Şimdi ben bir şey çünkü söylemek istiyorum. Sizin masanızda sizin çorbanızı içerken ben saygısızlık tek tek... Saygısızlık yaptıysam kusura bakmayın, ben yıkarım. Saygısızlık şu anda benim masama saygısızlık o. Sizin çorbanızla ilgili ama yorumu yaparken... Ama bunu göstermem ve ispat etmem için benim bunu kenara koymam. Ben eleştiri... Bak ben böyle yaptım. Bir Meryem Hanım bir konuşsun ben arkadaşlar. Ben size söyleyebilir miyim? Ben eleştiri sizin çorbanızı eleştiri yaparken... Saygısızlık hanımefendi. Ben niye yapabilirdiniz? Şu anda siz çok büyük bir saygısızlık yaptınız benim masama. Siz yaptığımı düşünüyorsunuz ama ben evet, saygısızlık yapmadım. Ama ben pasta tabağı bu. Bu tabak zaten... Yıkacak, uğraşacak onu şimdi içeride. Hanımefendi, ben sizin çorbanızı tadarken ve yorumumu yaparken sizin çorbanızla ilgili söylediklerimi kaşıkla bu şekilde göstererek yaptım. Hı-hı. Hiçbir zaman tabakları, sizin boş masanızdaki hı-hı tabakları saygısızlık etmedim. Onları bu şekilde peki, koyarak. Peki Cansu dışarı çıkarttıklarınız nelerdi? Soğandır çıkardınız? Tabii buyurun, Bey. Gösterin ben onlardan. Ben de ilk kaşıkta ağzıma iki parça soğan geldi. Sonra yanık tadını aldım. Sonrasında Firdevs Hanım yorum yaparken bana yorum sırası geldiğinde bunu göstermek adına da gene özür diliyorum bu konuyla ilgili. Evet, eğer size saygısızlık ettiğimi evet düşünüyorsanız bakın bu konuda. Düşünüyorum. Bu konuda tamam, düşünüyorum. Ben de özrümü diliyorum. Saygısızlık için değil. Sadece göstermek için tüm bu şekilde Kadir Bey soğanlar hatta yanık bir şekilde gösterebilirim ben. Siz halen de çorba kaşığı ama özellikle de. Ama göstermem gerekiyor. Yani siz olmadığını iddia ediyorsunuz Can Evin Hanım. Olmadığını iddia ediyorsunuz. Evet, ben silerim. Ben silerim. Benim tabağım bakın saygısızlık yaptım. Kendim de temizledim. Peki ağır bir yanık kokusu geliyor tekrar mu şu anda? Tekrar bakacak mısınız? Sileyim Kadir Bey bunlara. Yok, rahatsız merak olmuş Nevin Hanım çünkü. Sadece evet soğan kokusu silmeniz buram buram gerekiyor. Yanık geliyor mu? Evet geliyor. Geliyor Kadir Bey. Yani burada yanık soğanlar da var zaten tüm. Yani tam da blend edememiş, çekilmemiş çorba. Yaptığı yanlıştı. Çorbanın içinde soğan da öyle dişe dokunur. Tamam evet özünde soğan var ama dişe dokunur. Onlara söylediği gibi bir soğan yoktu. Yaptığım yanlış değildi. O soğanları ona göstermem gerekiyordu. Zaten göstermeme rağmen inanmadı. Bir de göstermesem kanıtlayamayacaktım. Yani sonuçta orası bir yemek sofrası. Ben o an orada yemek yiyorum. Ya yani benim midem bulandı. Hem sofra adabına hem de benim masama saygısızlıktı. Sofra adabını Nevin Hanım'dan öğrenecek değilim. Peki Çağla Hanım'dan devam edelim. Buyurun Çağla Hanım. Kadir Bey, ben çorbanın lezzetini aslında beğendim. Yani kötü bir lezzeti yok. Yanık tadı da şöyle, ben yanık tadı da alamadım. Sadece beni rahatsız eden iki konu var. Şu domatesin kabuklarını soymasını tercih ederdim. Bu siyahlık muhtemelen o yüzden kaldı. Ya da o anki stresle belki onu düşünemedi. Hepsini hep beraber hani rondonun içine atmış olabilir. Yani lezzet olarak beğendim. Ama benim de şu pütürlü koşuma gitmedi. Peki yanık kokusu alıyor musun? Ben almadım yani. Almadım. Bu konuda peki bir şey almadım. Çiğdem Hanım. Öncelikle ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Kadir Bey ben de çorbayı içerken soğan hani böyle küp doğrarsınız ya o tarz ağzıma geldi. Hani rahatsız oldunuz mu? Ben rahatsız olmadım ama soğan içinde vardı. Hani karamelize olmuş soğan, fırına girmiş soğan, yumuşamış ama küçük bir soğan nasıl parça parça. Karamelize demek evet fırında mı yapılır karamelize? Hayır, ben karamelize okulunda fırında yapılmaz. Ben tavada yapılır. Yağda, evet. Bir saniye şu an ben yorum yapıyorum. Siz yağda kavurduğunuzu daha sonra çorbanın içine koyup hani böyle servis hayır, edeceğinizi hayır düşündüm. Ben de öyle ben düşündüm. Ben öyle düşündüm çünkü. Yok. Karamelize deyince benim aklıma direkt o geliyor. Evet. Çağla Hanım şu an... Unuttum. Unuttum. Araya girmeyin. Unutuyor Çiğdem. Sorry ya ben seni unutuyorum. Karamelize ama tadı geliyor mu? Ama siz benim lafıma karışırsanız zaten konsantrasyon tamam, toplayıp söyleyemiyorum ya, canım benim. Ya tam da lafınıza karışınca hemen konsantrasyon sen bozuluyor mu? Efendim? Hemen lafa karışınca hemen konsantrasyon bozuluyor mu? Ben senin gözüm seyirmiyor ama benim de konsantrasyonum bozuluyor evet. Gözüm mü? Gözüm mü seyiriyor benim? Evet. Ben şu an farkına varabiliyorum. Çiğdem Hanım. Elinize ay maşallah gelen her Çiğdem her şeyin farkında. Elinize gelen Kadir her Bey, şeyle karşıdakini vurmaya çalışıyorsunuz çok kuvvetli ama ben başarılı her değil. Farkında değil. Farkındayım. Kız onun gözünü sevmesini görmek için altıncı hisse gerek var mı? Zaten bakınca anlaşılıyor ya. Yok anladım. Her şeyi görebiliyorum demek istiyorum. Anladım peki.
Kimin ne düşündüğünü de hissedebiliyorum. Ha, onu hissedebiliyor musun? Evet. Dur ilerleyen günlerde belki işimize yararsın. Masaya da şöyle bir göz atarsın. Bakın şu an bile çorbam içinden... Evet şey... Siz kaşarları, rende kaşarları soğan olarak mı gördünüz? Hayır. Kaşarın tadını biliyorum ya. Yani. Ne yaptınız? Bu kadar dayanmayın yani. Hani biz ne yediğimizi İçinde de bilmiyorsak yani. Bir parça vardı. Soğan da vardı yani kabul edin. Parça soğanlar vardı içinde. Tamam çorba... soğan konusunu geride bıraktık. Evet. Karamelize tat geliyor mu? De geliyor. Karamelize tat geliyor ama yanık kokusu değil. Yani yanık tadı vermedi benim ağzıma. Tamam karamelize tat geliyor sana yani. Evet geliyor. Peki kıvam olarak iyi mi? Kıvam olarak da iyi. İyi peki. Çorbanın o zaman beğendim ben. Afiyet olsun efendim. Ara sıcağı geçelim. Ara sıcakta patatesli gül böreği mi diyoruz? Kol böreği mi diyoruz? Ne diyoruz? El açması patatesli gül böreği. Yanında tahinli şakşuka. Tahinli şakşuka. Tamam hadi konuşamadım. Sanki kendilerini kötü yorum yapmaya şartlamışlar. Kendi günlerini oynuyorlar. Kendi günlerini oynadıkları için de gereksiz yorumlar yapıyorlar. Ben yemek bilgileri olduğuna hiç inanmıyorum zaten onların başından beri. Cansu Hanım yaptığına ne diyorsunuz? Dış ses. O çok büyük bir saygısızlıktı. Ben bununla ilgili söylemem gerekeni söyledim. Ben yani bunu... Bu kabul edilebilir bir şey değil yani. Nerede yapılmış, kendisine yapılmış olsaydı böyle bir şey kabul edebilir miydi? Yapılan bu harekete siz de fazla sakin kaldınız sanki. Yo ben cevabımı verdim. Bundan sonra da zaten daha da şey yapmayacağım, susmayacağım. Cevabımı da tam vereceğim. Afiyet olsun herkese buyurun. Teşekkür ederim. Tahinli şakşuka. Ellerinize sağlık Nevin Hanımcığım. Cansu Hanım sizden başlayalım isterseniz yoruma buyurun. Ellerinize sağlık Nevin Hanım. Afiyet olsun. El açması el açması. Evet. El açması olmazsa hamaratlık olmaz dediniz. Doğru mu? Bütün hamaratlık, hafta boyunca. Hamaratlık olmaz demedim. Sizden el açması bir şey bekliyordum dedim. Hamaratlık olmaz Yok, demedim. Yok bekliyordum demediniz. Evet hamaratlık Yok. Demedim. Dediniz ki el açması, yani Cansu Hanım'la bekliyordum demediniz, hamaratlık bir kadın için. Yani el açması yapmayan kadın hamarat değildir anlamında. Hayır, hayır. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü ben hamarat olarak hiçbir şekilde kullanmadım Hı-hı. onu. Sadece Cansu Hanım, Çağla Hanım'ın masasında hamaratlıkla ilgili bir konu geçti. Onun dışında Hı-hı. da size ben el açması açamayan hamarat olamaz diye Yok, bir şey söylemedim. O konu konuşuldu. Ama el açması bir şey beklerdim dedim. Anladım. Elinizi açtınız değil mi? Evet. Kaç kat olarak açtınız acaba? Nasıl açmam gerekiyordu? Kaç katı yok. Bu sadece tek kat. Tek bir yufkadan. Tek bir yufkadan sarma. Yani tek bir yufkadan açıyorsunuz, koyup sarıp yapıyorsunuz. Ben böreğin çıtırlığını beğendim. Hı-hı. Üst kısmının çıtırlığını beğendim. Pişmesi de çok güzel olmuş. Güzel kızarmış. Sen araştırmadın mı ya? Araştırdın sanki. Bilmiyor musun gül böreğini? Biliyorum. Günlük yaptığımız gün. Yani tek kat oluyor yani. Ay günlük dediğim araştırmadım mı? İnternette izlemedim yani. Hayır merak şimdi bunları sadece rulo şeklinde yapıp sarıp o şekilde atmak yerine Hı. tek tek saranlar da var bunu. Yani gül şey, böreğini parça parça yerim. Tek katlı dedin ya ondan soruyorum. Yani tek kat açılıp hayır, kat kat saranlar da var ama. Gül böreği nasıl kat kat sarıyorlar ben onu anlamadım. Ben söyleyeyim size. Yani belki yani siz görmemiş olabilirsiniz ama benim yediğim menüler de o şekilde. Ama gül böreğinin olması gerektiği bu. Hı hı. Ben bunu aksini iddia etmiyorum ama bunu bir kat açıyorlar, bir kat koyuyorlar, bir kat evet. koyuyorlar, çevirip rulo şeklinde tam tepsiye diziyorlar. Hiç o sizin yani, yani yöresel diyelim diyorum zaten. Şöyle Nevin Hanım bunu beyan ediyorum zaten. Gördünüz mü bilmiyorum Firdevs Hanım. O kol böreği değil mi yani Cansu Hanım? Yani isim olarak bilmiyorum. Kol böreği, kol böreği. Kol böreği ben bir şey sormak böreğinde yine tek tek sarıp ortadan başlıyor. Sizin dediğiniz 2-3 kat. Abi, hayır 3 kat değil Kadir Bey. Alt tabakasını koyuyorsunuz, iç harcını koyuyorsunuz. Tekrar bir malzeme kapatıyorsunuz. Tamam. Sarıyorsunuz. O yufka böreği kat kat. Yani olabilir. Hazır yufka böreği Ben o. gül böreği olarak biliyorum. Peki bunu beğendin mi? Cansu Hanım gül böreğini elbette ki bilmiyor bence. Yapmamış da daha önce. Yani onu bilmeyip de o şekilde kat kat tarif edip de bana puan verecek olması... Üzücü. Gül böreğinin nasıl yapılacağını bilmesem bu yarışmada işim olmazdı. Pişmesini beğendim, dış harcını beğendim. Hamuru çok güzel olmuş. Ellerinize Afiyet sağlık olsun. Bu arada. Ama iç harcı çok yavan Kadir Bey. Yani belki... Baharatsız mı? Hı-hı. Yavan Hiç... derken. Yani... İki gündür bol baharatlı yediğimiz için ben bugün baharatı biraz az kullandım. Yani dün bana baharat söylemek yerine yani sizde de vardı ama Cansu'ndaki karabiber direkt bana söyleyebilirsiniz. Hayır. Sizin gülünüzde yediğim diye yani diğer arkadaşımızın altında bırakmamız gerektirecek durum sizin yok. Sizin masanızda zaten yeteri kadar karabiber yedik.
Kadir Bey, ne ama masa varmış? Çağla Hanım'ın masası. Ben en amarat benim de o kadar uzun masası tartışılan bir yarışmacı görmedim. Ne kadar iddialı görüyormuşsunuz ki benim hala öve öve bitiremiyorsunuz. İlk gün yarışmacısı olduğun için ve iddialı da görmedik zaten. Yani İkinci gün yarışmacısı da var. Beni bırakın da artık biraz da Çağla Hanım'ın masasını da gelin. Çok yalın, ben yemek duymak istiyorum. Yemeğe gelelim şimdi. Cansu'nun tavrı beni rahatsız ediyor. Çünkü sürekli hem kendi masasından bahsediyor hem de biz yapıyormuşsunuz gibi davranıyor. Demek arkadaşlar da bayağı bir iz bırakmışım. Evet, boş masayla o iz bıraktı. Böreğimiz yağsız, yavan. Yani peki, kuru geliyor. Yutarken zorlanıyorum ama pişmesi... O derece kuru mu? Evet, kuru. Ya, o derece kuru değil. Ben yedim yani. Ben o yorum. Derece kuru değil. Bana göre nasıl kuru. Ben bunu ilk defa deniyorum. Hı-hı. Daha önce denemedim. Hiç de görmedim. Hiçbir yerde de denk gelmedim. Hiç denk gelmedim. Çok yapılan bir meze. Meze anlamında denk geldim ama tahinlisine denk gelmedim. Mezeyi ben de çok güzel yaparım. Tamam, tahinlisi de çok yapılan bir meze. Ya, denk gelmedim. Gelmek olabilir, zorunda mıydı? Olabilir. Tadını beğendiniz mi? Tadında gene acılık var Kadir Bey. Patatesin sanırım dış kabuğunu... Patates yok bir kere orada. Çok affedersiniz. Patlıcanın dış kabuğunu... ya suyunu suda iyi bekletmedi. Tuzlu suyla birlikte. Bakalım, olarak yıkamadı. Ya bekletmedi. Bir ikincisi fırınlayarak mı yaptınız? Kızartarak. Kızartarak yapmadım. Aslında orijinali benim bildiğim kadarıyla bunun fırında değil şey yaparak. Birazdan yiyeceğiniz ana yemekte de patlıcan var. İşte, evet. Ve ana yemeğin patlıcanı kızartılarak yapıldığı için ben sizi fazla yağlı olarak nitelemeyin diye bu şekilde uygun gördüm. Ve bu şekilde de çok güzel oluyor, hafif oluyor. Ben kötü demedim zaten. Nevin Hanım kötü olmuş demedim. Sadece içinde patlıcanın vermiş olduğu acılık var. Benim ağzımda o tadı bırakıyor. Bugün ama sizi ağzınızda arkadaşlar yanık kokusu yok der, yanık tadı yok, yok dediler. Yok mu dediniz arkadaşlar? Evet, yanık sadece tadı Çağla Hanım hayır, yok dedi. Hayır, Çiğdem Hanım da yanık tadı gelmedi bana dedi. Kadir Bey özellikle sordu. Size iki seferdir size denk Çağla gelmesi... Çağla Hanım'a da geldi. Çağla Hanım'a da sorun buyurun Nevin Hanım. Kadir Bey ona sıra verecek zaten. Ben sizin yorumunuz karşısında zaten söylüyorum. Zaten ben sizin cevabınız değil. Kadir Bey müsaade verirse bana, röportaj hakkı verirse ben bunu cevaplarım. Siz bana soru soramazsınız bu şekilde. Siz masada çok sordunuz. Hı-hı. Yani biz o zaman bir şey söylemedik. Söyleseydiniz arkadaşlar. Tamam ama şimdi hala yani dönüp gidiyoruz benim masama Cansu gidiyoruz. Dönüp ulaşıp benim masama gidiyoruz. Hayır, ama şimdi sizinle konuşuyorum ben. Siz yorum yapıyorsunuz. Sizin yorumunuza karşılıkla ben cevabı vermek zorundayım. Tamam, yediğim ürünün cevabını verin. Masama dönüp tamam, bu şekilde yapıyordum. Ben ürünün cevabını verdim. Demek ki siz benim masamın arkasına sığınarak, onu konuşarak, onu öne sürerek kendi yaptıklarınızı ekart etmeye çalışıyorsunuz. Ama Cansu Hanım, siz kendi masanızda yapmadığınızı burada söylüyorsunuz. Bakın, orada yapmamışsınız, burada Nevin Hanım'ı yargılıyorsunuz mesela. Pardon? Hani diyorsunuz açıklar ya mısınız, mesela... Konu ilk başta neyden açılmıştı? Yani konunun bile ne olduğunu hatırlamadan Firdevs Hanım, konuya giriyorsunuz, gereksiz yorumlar yapıyorsunuz. Sadece anlı olarak. Ya şöyle söyleyeyim, ev sahibi olarak tabii ki soru soracak, birbirinizi soracaksınız. Soru soracak ama beni sorguya çekecek şekilde yapamaz Kadir Bey. Ne gibi mesela sorguya çekti seni? Yani bakın, hesap sorar gibi. Aynı şey Çağla Hanım da bulundu yorumda. Çağla Hanım'a Kadir Bey izin verirse diyor, bana kendisi sorguluyor. Tamam, siz burada dediniz, siz konuşmayın. Hatta söz hakkı Kadir Bey direkt sana yöneldi. Yok yok, direkt sizin fikrini sordum ya. Demin konuştum ya, o da bana ters dedi ya, ben de susuyorum, bekliyorum sıranın gelmesini. İlk gün siz böyle yapmadınız mı? Siz konuşmayın, siz konuşun. Çiğdem Hanım size yapmadı mı? Halen az önceki torumuza ben özür diledim. Daha ne tamam yapayım size? Hayır, bir şey yemeyeyim, demli ikram Cansu, edeyim, yemedim böyle. Cansu, bak arkadaşlar diyor ki sen de ilk gün bize öğretmen edasıyla her şeyi sordun. Parmak kaldırıp gün neden? Sormadı olamaz dediler Kadir Bey. Bir dediklerini tutmuyor ki. Tamam işte, o gün neden sen onlara sordun peki yani? İçinde ne var, içinde ne var tek tek sordun ya. Aynen. Madem böyle bir şey yanlış, sen onlara neden Kadir sordun? Kadir Bey, içinde ne varı açıklamakla ben şu an içeriğini açıklayarak, içeriğinde ne olduğunu sorarak Nevin Hanım'la paylaşıyorum. Az önce ev sahibine dedin ya, sen bize soru soramazsın diye. Sorgulayamazsın. Hayır, sorgulayamazsın tamam dedim. Arkadaşlar da diyor ki sen o gün neden bize tek tek sorgu sordun? Bize öğretmen olan söyleseydi Kadir Bey. Söyledik ya da ama Cansu Hanım valla artık gına geldi. Cansu Hanım, size tekrar bir öğretmen edasındaydınız resmen. Onun içinde ne var, ne var, fark ettiniz mi, anladınız mı diye. Siz söyleyin, ben sonra cevap vereyim. Evet. Şakşuka'yı beğendin mi Cansu? O zaman ben niye sizin... Niye sizi sorgulayamıyorum ben? Kadir Bey, nasıl? Yani siz o gün öğretmen edasında içinde ne var ne var derken... Sorgulayamıyorum, ben cevap vereyim size. Ama işte diyorsunuz ki sorgulayamazsınız diyorsunuz. Evet. Neden sorgulayamıyormuşum o zaman? Hayır, yemeğinizi sorgulayın bana. Siz beni sorgulayamazsınız. Ben yemeğimi söyledim. Yemeğinizi ben sizi sorgulayamıyorum. Evet. Sizi sorgulamıyorum ben.
Yemeğimle ilgili zaten söyledim. Dedim ki ben evet yağlı yapmadım böreğimi. Özellikle yağlı yapmadım. Siz bunu acı dediniz. Siz daha öncesinde de çorbaya da acı dediniz. Hiç de acı değil bu. Neyin çorbası acı ya? Hayır, çorbaya da yanık tadı dediniz. Buna da acı diyorsunuz patlıcanın. Siz neden eleştiriye açık bir insan değil misiniz Nevin Hanım? Siz de aynıydınız. Yani demek siz ev sahibisiniz. Biz çok üzüleceğim. Lafları dolandırmayın, birbirinize cevap verin. Diğerlerine evet. geçeceğim. Evet. Patlıcanda acı var mı Cansu? Patlıcanın kabuğu soyulmadığı, tuzlu suda beklemediği için Kadir Bey vermiş olduğu bir acılık tamam, var. Tamam, patlıcan soyuldu mu, tuzlu suya girdi mi Nevin? Evet girdi, patlıcan ala ala soyuldu. Hı hı. Ne alaca, kadar bekletildi? Tuzlu suda... Yani 2 saatlik sürede... Hah, yarım Nevin Hanım 2 saatlik sürede yarışıyoruz. Hayır 2 saatlik sürede 1 saat bunu tuzlu suda mı bekleteceksin? Yani ilk başta hiç menünüze başlamadan, yemeğinize başlamadan koyabilirdiniz. Tamam zaten hepsini göreceksin. En azından 25 dakika evet. falan bekledi suyu. Evet. Şimdi. Ben aldım, arkadaşlar bilmiyorum. Peki, belki de içine atmış edelim. Olduğu biber Çağla, vardı. Buyur. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Börekle başlamak istiyorum ben. Böreğin dış hamuru gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Yani yumuşak, rahatça yiyebildim. İçeride gelince ben de Cansu'yla aynı fikirdeyim. Yani bir tık daha baharat beklerdim içerisinde. Hem daha güzel lezzet katardı. Evet olabilir. Yani güzel, hoşuma gitti. Benim biraz bir de tuz takıntım var. Hafif tuzsuz da geldi. Gül böreğini güzel sarmışsın, bir sorun yok hamuru zaten. Hamuru falan inceliği iyi mi? Çıtırlığı iyi mi? Çıtırlığı da inceliği de benim gayet hoşuma gitti. Peki. Hiçbir sorun yok iç harcı dışında. Ama şakşukayı beğenemedim. Fırında yaptığın için yani çok doğru bir tercih hı-hı. olmamış bence. Kesinlikle kızartma beklerdim yani şakşukanın temeli çünkü o evet. şekildedir. Hı-hı. Bütün sebzeler tek tek kızarılır, lezzetler birbirine karışmadan ayrı ayrı hani o şekilde. Sarımsak da çok yoğun geldi. İki diş sarımsak. Evet bana çok hı-hı. yoğun geldi. Bir de siz içerisinde çok sarımsaklı kabak. Sevmediğiniz için aynen. olabilir. Çünkü dün hani sizin kereviz salatanızda da sarımsak azdı. Hı-hı. Sevmediğiniz için size iki diş sarımsak yoğun gelmiş evet, olabilir. Bir de sebzelerin arasındaki pişme orantıları hı-hı. biraz sıkıntılı olmuş. Yani kabak biraz diri kalmış, patlıcanlar daha yumuşamış. Hani o da fırında olduğu için mesela eğer kızartma olsaydı bu hepsini daha rahat bir şekilde kızartıp hı hı. koyduğumda en azından daha yumuşardı hepsi. O şekilde benim yorumum. Peki, afiyet olsun. Firdevs Hanım, böreği mi etmiş, beğendin evet, galiba? Evet, ben böreği çok beğendim. Oh. Yani içinde tuzu falan da güzeldi. İçinde pul biber de var herhalde. Hı hı, vardı. Ama çok az koymuşsunuz pul biberini. Ben onu çok beğendim. Şu mezeyi, ben normalde şakşukayı sevmem. Hı hı. Ama bu mezeyi ben çok sevdim. Afiyet olsun. Bu dediğiniz gibi fırınlanmış olduğu için bizde de böyle bir meze var. Çünkü ama adı kesinlikle şakşuka değil. Sen bunu, o zaman kızarmış şeyi mi sevmiyorsun? Mezeyi mi sevmiyorsun? Kızarmış evet kızarmış şeylerin bir araya gelip böyle şakşuka. Yani o şakşukayı hı-hı. sevemiyorum. Ama gerçekten yerken dedim ki hani güzelse güzeldir, güzel değilse yani benim sevmememle alakalı şey. Fırınlanması bir de Firdevs'in hoşuna gitmiş. Evet, ben bu mezeyi çok evet. sevdim bu arada. Gerçekten hoşuma gitti. Afiyet olsun. Evet. Peki. Firdevs kesinlikle ama kesinlikle yemek bilgisi konusunda çok zayıf. Böyle yiyor falan yapıyor böyle. Diyorum ha şimdi bir şey söyleyecek. Bakıyorum yani alakasız yorumlar yapıyor. Yani şakşuka kızartma olur. Diyor ki ay ben çok beğendim böyle güzel olmuş. Ya sen neyini beğendin? Önce şakşuka nasıl yapıldığını bir biliyor musun bilmiyor musun? Bir onu konuşalım yani. Benim yoruma neden bu kadar laf ettiklerini anlamadım. Sonuçta ben de puan veriyorum değil mi? Ben de bir rakibim. Yemekten de gayet iyi anlıyorum. Ayrıca gastronomi şehrinden geldim. Neden kimse ciddiye almıyor? Firdevs Hanım yemekten anlamıyor. Bunu başta geldiğimde de söylemiştim. Yorum yapmak için yorum yapıyor. Onun dışında bir şey yok. Yani ben uyum böreği konusunda çok beğendim. Patatesli böreğin yanına gitmiş mi iyi midir? Uyumlu mu yani ikisi? Bence yok, uyumlu değil. Uyumlu değil. Niye? Olmamış ya. O biraz daha yağlı. Zaten fırınlanmış ya hafif çok sebze, hafif güzel sebze. İkisi de sebze içerisi. Biri hamurlu, biri yoğun sebze. Biri ağır olsaydı mesela ne bileyim bir yağlı tavuklu bir şey olsaydı yanına daha iyi gidebilir. Ara sıcak bir şey olsaydı. Ne tavuğu? Hayır ama bu aşk ama hayır bu ara sıcak olarak yapmış ama bu daha çok şeye benzemiş. Neye? Meze, neye benzemiş? Meze. Yani yemeklerin yanına konulan, yemeklerin yanına tamam. konulan bir kaşık tamam işte. Olan meze var ya ona benzemiş. Zaten meze. Şimdi beğendiniz tamam çok teşekkür ediyorum. Tamam ama ara yanına değil. Yemeğin yanına. Hayır beğendiniz çok teşekkür ediyorum. Evet. Ama yemek kebap olsun. İstedi galiba. Evet. Kebabın yanına mı gelsin? Evet kebabın yanında olabilir. Mesela basma etlerin yanına olabilir. Ya ki istediğin biz öyle yerde yapabilirsin. Bak beğendin. Böreğimi de beğendin. Mezeyi de beğendin. Afiyet hamur şekeri için. Olsun. Çok güzel olmuş. Ama evet. şimdi bu tamam söylediğin doğru etin yanında güzel olabilir. Ama evet. bunun yanında yapılamayacak diye bir kaide bir kural da yok. Ama ikisi ayrı ayrı çok evet. güzel. İkisi ayrı ayrı çok afiyet güzel. Olsun. Ben de zaten tadı alabilmeniz için ikisini ayrı ayrı tabaklara koydum. Dedim ki tadını güzel alın.
Çiğdem'i yorumuyla devam edelim. Yemeği nasıl yiyeceksin? Çok merak ediyorum. Ne yapacak? Ben de çok merak ediyorum. Bitirdi böreği baksana. Böreği beğenmiş ama canım afiyet olsun. Evet ben beğendim gerçekten. Evet Çiğdem Hanım sizin yorumunuz nedir? Buyurun Çiğdem Hanımcığım. Teşekkür ederim Kadir Bey, söz hakkı verdiğiniz için. Arkadaşlar bayağı bir konuştu, bana sıra gelmeyecek diye düşündüm bir an. Buyurun efendim. Börek güzel açılmış, katları belli oluyor. Afiyet olsun. Arkadaşların da dediği gibi biraz yavan geldi bana patatesleri. Yavan derken şu yavanlığı açalım. Heh, yani evet. Yağım az, tuzum az, karabiberim az, pulberim az. Yavan deyip geçme yani, tamam. Açıkla. Yağ az, pulberi de az. Karabiber hiç hissetmedim içinde ben. Evet çok, çok koymadım az. Çünkü yani hani karabiber iki günde biz arkadaşlarla karabiber evet. Dedim ama güzel demeyiniz. Tamam. Güzel olduğunu söyledim bir saniye. Ama sen yine bir dur. Güzel bir dur. Şakşukanız da patlıcan bana acı geldi. Kabak da hafif çiğdi. Yenir mi? Evet yenir. Güzel. Ama yenmeyecek bir şey değil. Yenmeyecek değil. Güzel. Ama acılığı bunu da yani böyle tutup gibi, da size... Yağda kızartılsaydı daha güzel olurdu. Ben yağda kızartıp da o zaman şakşuka olurdu. Evet şu an mesela ben fırınlanmış diyet yemeği gibi oldu. Afiyet olsun. Peki, vegan yemekten sonra diyet yemeği. Hadi bir evet. Şey söyleyeyim. Aynı yorumları ben de yaptım. Çağla arkadaşımız da yaptı. Firdevs Hanım dışında Çiğdem arkadaşımız da yaptı. Bana yükseldiği gibi, ayrıntıya girdiği gibi niye diğer iki arkadaşımıza girmedi acaba Nevin Hanım? Belki de neden? Bizim yapılış şeklimiz evet, daha mı kibar? Evet, yorum yapılış şeklinden olabilir mi? Saygısızlık ya da... Hayır, saygıdan kibar alakası yok. Yok, biz mesela söyleyeceğimi söylüyorum. Evet, gerektiğini evet. Söylüyorum. Evet. O da beni anlıyor. Cansu Hanım'ın tamam. Üstü bu mu sert? Zaten ben onu söylüyorum. Başından beri söyledim tamam. Zaten. Yani şimdi bu onun benim yapım. Öyle. Bu karakterim ama yani o zaman kişisel size benim sizinle hiçbir size problemim karşı yok. Karşı gelen cevabı da o zaman şaşırmayacaksın. Ama hayır. Şimdi şaşırmıyorum ama şöyle. Zaten. Şimdi bakın, siz şöyle tepki bir şey söyleyin, öğrendiğiniz zaman çok hissediyorsunuz hayır, hayır. Nevin Hanım. Kendinizi ön plana çıkarmayı çok asıl seviyorsunuz. Asıl ön planda olmaya çalışan bugün siz gerekiyor. Benim mi? Evet. Asıl bakın kendiniz ağzınızla söylüyorsunuz siz böylesiniz. Herkes yorumunu yaptı, bitirdi. Size Kadir Bey, arkadaşlarla aynı yorumu yaptım ama onlara bana verdiği tepkiyle onlara verdiği tepki bir değil dediğinizde evet. O zaman siz ön plana çıkmak istiyorsunuz. Ama olan ortada. Tamam siz ön plana çıkmışsınız. Çünkü onlar yorum yaparken beğendiklerini de düzgün bir uslupla söylediler. Peki ben nasıl bir uslupla söyledim? Ama şimdi siz diyorsunuz ki onların söylediği tarzı söylemiyorsunuz. Benim yapım söyleyin bu. Söyleyin tarzımı konuşmam herhangi bir saygısızlık içeriyor mu Kadir Bey? Saygısızlık değil hanımefendiciğim. Ben de o zaman dedim ki benim yapım bu. Ben böyle yapıyorum. Yağlı yapmam. Yavan yaparım. Böyle yaparım. Cansu Hanım'ın yorumlarına karşı yani söyleyiş tarzına karşı mı sen evet, o yüzden tepki verdin? Söyleyiş tarzı nasıldı? Ama tarzınız arkadaşlar söyledi, kaç gündür hep beraber söylüyoruz. Yani her yorumu yumuşatarak mı benim size tepki almamam için yumuşatarak mı anlatmam gerekiyor? Bundan sonra dikkat bizim ederim, size karşı ederim. Yorumlarımız nasıldı? Sizi incitecek ya da sizi fevrileştirecek, size ben, karşı cevap verecek cinsle mi? Benim günüm Nevin Hanım. Peki o zaman ana yemeğe geçelim. Hadi bakalım. Evet, Cansu'nun kendine az bir tarzı var. Evet. Kendi de söylüyor, saklamıyor zaten. Evet, ben biraz biriyim. Diyor sertim diyor, dilim de biraz keskin. Evet. Söylüyor, herkesin mizacı farklı. Yani Nevin Hanım tabii Cansu'dan gelen tepkiye evet, göre o da sinirleri ona göre tepki evet. Veriyor olabilir. İşte etkiye tepki yani, aynen. Ben ön plana çıkmaya çalışmıyorum. Ben her zaman böyleyim. Ben kimseyle kavga edemem, dövüş edemem. Direkt dobra dobra söylerim. Normal hayatta da böyleyim diyor. O zaman kendisi ön plana çıkmak istiyor. Yani masada zaten sürekli ön plana çıkmak için hep konuşmalar, eleştirilerde bulundu. Cansu Hanım'a ne oldu böyle? İlk gün gayet neşeli, sevecen bir insandı. Evet. Bizi karşılamasında enerjikti. Her şeyle mükemmeldi. Yani enerjisi olarak. Ama maalesef o enerji gitti. Yerine böyle daha böyle saldırgan, agresif biri geldi. Sizce iddiasının altını doldurmadığı için mi agresifleşti? İddialı geldi ve iddiasının boşa çıktığını gördü. Bugün benden de böyle bir sunum, böyle bir masa beklemediği için, benim altımda kaldığı için şu anda agresifleşiyor. Saldırmaya çalışıyor. Çiğdem'in menüyle alakalı da yorumu var. Yalnız Nevin abla o yorum da gene yaşa geliyor biliyor musun? Yani menüyü Çiğdem basit bulmuş bence, ama yine yaşına göre basit Çiğdem bulmuş. Hanım, Çiğdem Hanım benim yaşımı kıskandığı için, kendisine de beni rakip gördüğü için ama ben onu rakip görmüyorum. O yüzden de sürekli benim yaşıma vurup duruyor. Yaşımla oynama, sen yemeklerimle konuş. Yemeklerini yiyeceğim zaten. Bir saniye gelebilir misiniz? Geliyorum, tabak alıp geliyorum. Garson çağırıyor sanki. Çünkü cevabı beklemeden gitti. Tamam ben de kamerada söyleyeceğim. Sizi ciddiye almadı. Bir saniye. Yani. Evet ciddiye almıyor çünkü o yüzden ben de yaştan vuruyorum onu ya. Yo gayet ciddiye alıyorum. Sizi ciddiye aldığım siz için böyle güzel ya, ben bir masa Çiğdem hazırladım. Çiğdem Hanım'la Firdevs Hanım benim rakibim olamaz. Çağla evet. Ve Cansu Hanım benim rakibim diye. Şimdi yiyip bitiriyorsunuz birbirinizi ama.
Benim rakibim, elbette ki rakibimle birbirimi duracağım yani. Canciğer, kuzu sarması mı olacağım? Ben benimizi zaten tahmin etmiş ve tahminlerimde de yanılmadım diye düşünüyorum. Dediğini anlamaya çalıştım da şimdi Firdevs Hanım'dan Çağla ile Çağla'ya geldi. Onlar birbirlerini rakip görüyor dedi. Tavuklar çiçek açmış ellerinde, parça maydanoz yüzme bilmiyordu. Niye çıktın ağaca alakaya maydanoz? Bu ne biçim lacivert? Ben köyüme dedim yaşasın Cumhuriyet. Geldi anlaşıldı yani. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası. Nevin Hanım ekmeğiniz de yok bu arada. Evet ekmek koymadım. Çünkü ekmek yiyip de karbonhidrat sonra ama masada olması diye gerekiyor. Ben ekmek alabilir miyim? İşte. İşte Çağla'nın diyorsunuz ki ben siz ön plana çıkmak istiyorum ama ekmek de yemek istiyorum. Yani ben ekmek şimdi, yiyebiliriz. Kadir, yemez miyim? Kadir yiyebilirsiniz de yani. Şimdi. Börek yedik. Evet. Gün menüsü. Hı. Arkasından pilav yiyoruz. Karbonhidrat. Yine bol bol ekmeği nereye koyacağım? Yani. Ya belki canımız çekiyor ama. Yemedim ki ben diğer yemekleri yani. Kendi her sofrada olması istersen. Gerekiyor. Hayır hani hep zaten hep karbonhidrat yedik ya. Hani azıcık bir ferahla. Ama sen yedin. Ben yemedim. Ya. Canım pilavla mı yiyeceksiniz ekmeği? Hayır bununla yiyeceğim. O, ne yapacağım? Ben nasıl yapıp yiyeceksiniz? Ya. Banacağım belki. Cansu Hanım'ın ekmeği gıcıklığına istediğini ben zaten biliyorum. Ya şimdi zaten... Cansu Hanımcığım. Dinliyorum. Ara sıcaktı. Ben açıklama istemiyorum. Bir dakika. Ekmek istiyorum. Söylüyorum. Yoksa direkt hayır, söyleyeyim. Hayır, anlamadım zaten yemeği. Ekmek ben. Ara sıcaktı. Unuttunuz yani. Hayır unutmadım. Ekmek sepetime kadar her şey var. Hı-hı. Ara sıcaktı. El açması börek yediniz. Keşke siz karar vermeseydiniz de yiyip yemeyeceğimize biz karar verdik. Sofrada bir saniye ben bitireyim. Yanında pilav, karbonhidrat. Onun yanında da patates püreli yemek. Yine karbonhidrat. Ama ben seviyorum. Olabilir ama ben dedim ki bugün ekmek yemesinler. Eksik menü. Peki siz öyle değerlendiriyorsunuz. Şaka ekmekle, yaptım, şaka ekmekle değerlendiriyorsanız. Bir tadına bakabilir miyim? Tabii, rica ederim. Ekmeğin masada olmadığını fark edince ekmek yemek için değil, ekmeği masaya getirebilecek mi diye görmek için ısrarla ekmek istedim. En sonunda cevap veremeyince zaten karbonhidrat o, karbonhidrat bu onu ilgilendirmez. Ekmeğin gelemeyeceğini ve benim de ısrarımın bitmeyeceğini anlayınca doğruyu açığa verdi. Bu yemeğin bir özelliği var. Size onu anlatmak istiyorum. Mihmandar adının gelişi Farsça kökenlidir. Misafir bilgimiz, ağırlayan, misafir ağırlayan evet, kimse anlamındadır. Eve gelen konuk anlamındadır. Evet. Yani size değer verdiğim için ben böyle... Eve gelen konuk anlamında evet, değildir. Evet, iki anlamı vardı. Çok araştırmamışsınız o zaman. Çok araştırdım. Çok araştırmamışsınız. Hı-hı. Size değer verdiğim için ben yabancı bu yemeği yaptım. Yabancı misafirleri ağırlamak için kullanılan bir terimdir Nevin Hanım. Bu masada sadece yemek yorumlarına sahip olan tek insan siz değilsiniz. Peki. Karşınızdaki insan da cahil değil. Ben size cahil demedim. Açıklama yapıyorsunuz ben sorusunu sormadan. Ben size cahil yemeğimi anlatıyorum size. Teşekkür hanımefendi ederim. Yemek yerine sizden laf yiyorum şu anda. Müsaade ederseniz yemek laf yiyeyim. Laf yemiyorsunuz hanımefendiciğim. Bu laf yemek değil. Ben size yemek anlatıyorum. Siz hiç iyi bir ev sahibi değilsiniz Nevin Hanım. Yo ben güzel bir ev sahibiyim. Kesinlikle hiç iyi bir ev sahibi değilsiniz. Kızcan sordur. Yani yemek yiyeceğim, çatal alıyorum, konuşuyor, çatal alıyorum, konuşuyor. Ekmek istiyorum, yok demek yerine bahaneler üretiyor. Ya olabilir insanlık hali. Bari bunu siz söylemeyin Cansu'm, çok ironik oldu şu an. Pardon, soframda ekmek yok muydu? Yani illa ekmek olmaması mı gerekiyor? Pardon? Ev sahipliği açısından söylüyorum. İlla, yani ekmeğe mi takıldınız şu an? Ben ev sahipliği açısından söylüyorum. Hani onun ev sahipliğini yargılıyorsunuz ama ya. Ama ben yemek yerken niye yargılamıyorum canım? Ben burada yarışmacı değil miyim? Ben öyle günümü yarıştım bitirdim arkadaşlar. Firdevs Hanım, Çiğdem Hanım sizin de gününüz gelecek. İşte keşke gelecek. Bunu kendiniz yapmasaydınız. Gününüz gelecek. Şu an yargılamakta haklı olsun. Gününüz gelecek ve ben sizleri de göreceğim. Cevaplar veriyorum size. Gelsin o gün görseniz. Ben de gününüzde göreceğim. Bir şey soracağım. Size şunu sormak istiyorum. Müsaade ederseniz tadına bakacağım Kadir Bey. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Oo çok acıymış ya. Ne acı? Ne acı? Pul biber mi var içinde? Tabii acı pul biber var içinde. Bostanlı salatasında pul biber olur. Oo çok acı ama. Normalde bu salata böyle soslu, evet, ayrıca sulu bir salata. Çeşidi var mı başka? Bu çeşidi şimdi, de var mı? Ben çok araştırdım tamam, da. Açıklamamı yapayım. Evet, bostanlı salatası bol soslu, içinde salçası olan, bol yağı olan, bol evet, soslu bol bir soslu salata. Ve buz olan bir salatadır. Buz değil, soğuk servis edilen bir buz salatadır. Evet evet, içinde buz olur. Buz olur. Evet, buz olur evet içinde. Aa, pardon, ben buzluğa konur anladım. Özür dilerim. Yok yok, buzluğa içinde buz olur. Buzluğa konursa yani cansız. Buzlu olur anlamında. O zaman hayır, benim pastaya döner. İçinde parça parça buzluğa olur. Ben o şekilde hayır, anladım. İçinde parça parça buz olur. Buzluğa koyarsa bu yeşiller ne olur Cansu Hanım? Her ben neyse. O şekilde anladım. Tamam. Her neyse, içinde buz olur. Şimdi ben
arkadaşlarıma yemek listesini söylerken bunun semizotlu bostanlı salatası olduğunu söylemeyi unutmuşum. Hı hı. Şimdi semizotlu bostanlı salatasında da çok fazla bol sos ya da salça olmasına gerek yok. Yani nar ekşisi, yine kırmızı pul biberi. Olmasına gerek yok mu? Tabii. O şekilde yapılıyor. O zaman. Ben, Nevin Hanım. O şekilde yapılıyor. Bostanlı salatası. Eğer Nevin Hanım aynı bir salatadan bahsediyorsa evet, ben bu ismini bilmiyordum bu salatanın ama bizim oralarda çok fazla evet, yaparlar bunu. Buzlu, Adana bölgesinde daha fazla yaparlar. Vişne suyulu, böyle ekşili. Tamam, onun içinde semizotu yok işte. Bir sürü içinde ne yok? Peki, semizotu yok. Şunu soralım. Evet, onun yani semizotu yok. Bu salatanın çeşidi var, bu da bir çeşidi mi? Evet, bu salatanın çeşidi ama var, bu da bir çeşidi. Ben çok fazla çeşidini gördüm. İçeriğindeki malzemelerden değil, sosundan bahsediyorum. Sosu bu şekilde sadece bir biber sosu değil. Ben bunu hiç semizotu zaten görmedim sadece bu biber arada. Sosu yani şu anda değil. Bizim evde çoban salata derler ya Kadir Bey. Çoban salataya siz maydanoz, nane... Evet, koyuyorum. Koyuyor musunuz? Evet, koyuyorum. Çoban salatası hanımefendi, Cansu Hanım... Tahin mi dinliyorum? Hayır, Cansu Hanım. Çoban salatası, salatalık, domates... Soğan ve sosla birlikte bunda olur. Bunda da soğan olması yani, gerekiyor soğan normal var, şartta. Evet var, soğan peki, var. Peki Çağla bitirdi mi yemeğini? Evet. Buyur yorumunu alayım. Menü çok patlıcanlı gidiyor. Öncelikle sormak istiyorum, neden bu kadar çok patlıcanlı devam etti? İki gün etin üstüne patlıcanlı devam etmesini yani istedim. İki gün yani et... sebze yiyelim diye. Ya şimdi şöyle bak, iki gün diyoruz yani dün bitti. Bugün ya, farklı bir gün ve ben bugün sabah her gün aynı kahvaltıyı yaparım evet ama her gün aynı akşam yemeğini yiyemem sonuçta. Tamam, her gün aynı akşam yemeğini yemiyoruz. Yediğimiz biraz önceki farklı bir mezeydi. İşte menünün, menünün devamlılığı hatalı geliyor. Yani sen bize burada da patlıcan sundun. Ben biraz önce de bir patlıcan yedim. Yine işte püreli, patatesli, börekte patates, işte buraya geldik. Yani ben ana yemek ya da ara sıcakta bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani ya tercih konusunda oldu, bilmiyorum. Etler diri kalmış, onunla başlamak istiyorum. Etler bir saatten fazla pişti. Ama yine diri kalmış. Düdüklüde mi pişirdiniz? Yo, normal pişirdim. Normal mi? Evet, yani belki fazla hani pişti. Düdüklü de pişirsen bence daha böyle lokum gibi olurdu, daha hoş olurdu. Nohutlar da aynı şekilde. Diri çünkü nohutları haşlanmış aldırtmadım. Nohutları özellikle burada haşladım. Bu bir risk yani, olabilir. Sen olabilir. Öyle bir risk almak istemişsin. Biliyorsunuz birkaç günden beri pilav muhabbetimiz dönüyor. Evet. Çok iddialı olduğunu söylemişti pilav konusunda. İddialıyım, yine iddialıyım, pilavım gayet de güzel. Dur, daha bitiremedim cümlemi. Pilavı konusunda bir sıkıntı yok. Ne lapalık ne de işte böyle herhangi bir sorun olmuş. Ama pilavı birleştirirken yani nohut konusunda sorun yaşamışsın. Yoksa pilavla alakalı kötü bir yorumum yok. Birleştirirken derken tutmamış mı nohut pilavı? Nohut pilinci, olmamış yani, nohut olmamış. Hani, nohut pişmemiş. Nohut pişmemiş. Evet, nohut pişmedi çünkü vakit yani alan peki, daraldığı için. Peki nohut sence konserve nohut mu? Haşlanmış nohut değil bence. Daha yumuşak olur sanki haşlanmış nohut olsa bu. Hani daha yumuşak oluyor haşlanmış nohutlar. Yani hazır nohut olursa mı daha yumuşak olurdu? Ya eğer ki konserve nohut kullansaydım daha bu yumuşak olurdu. Yani tamam, ben konserve buzluğa nohut atıyorum mesela. Nohutumu haşlıyorum, buzluğa ben de atıyorum. Yapıyorum. Sonra çıkarıp kullanıyorum. Peki 2 saat içinde haşlanabilecek en iyi nohut bu mudur? Yani nohut markası yani bu tercihine de bağlı tabii. Bu menüde nohut haşlamasını bekliyor muydun? Ben bu menüde nohut beklemiyordum zaten, öyle söyleyeyim. Konserve yani, kullanacağını düşünüyordum. Hayır hayır, hiç nohut beklemiyordum Kadir Bey. Gerek yok ama yani. Ama zaten nohutlu pilav yazıyor. Nasıl ya nohut işte beklemiyorsun? Yani nohutlu pilav tek başına bir sultan zaten. Hani bunun yanında kullanmanın hiçbir mantığı yoktu. Pilav, dümdüz pilav bile koysan benim hoşuma giderdi yani. Biraz çok hayır, baklagillerle... Hayır, sabah menüyü saydık ya, nohutlu pilav olduğunu öğrendim. Evet, tabii kendince öğrendim. Konserve mi kullanır dedin, haşlar mı diye düşündüm. Haşlar diye düşündüm de güzel haşlar diye düşündüm. Peki, tabii ki. Salatayı nasıl buldun? Salatayı benim damak zevkime uymadı açıkçası. Yandın zaten bir yavaşta. Evet, biraz yandım. Çok acı yiyemiyorum ben. Çok yani beğenemedim. Peki, ya. Peki, afiyet olsun. Firdevs Hanım. Ben bu salatayı, bu salatanın adı eğer söylediğiniz salataysa bu o salata değil. Tamam, çeşitleri olduğunu yok, söyledim. Yok, bunun çeşidi yok Nevin Hanım. İnanın tek çeşit var. Bu. Bu nereye ait bu salata? Bana ait. O zaman adı yanlış. Ait. O zaman sizin menünüzde çok yanlışlar var. Karamelize diyorsunuz ama ne karamelize? Börek diyorsunuz ama neli börek? Salata neli diyorsunuz börek ama ne salata? Ben sadece el açması gül böreği deyip içinde ne olduğunu söylemedim mi? Yok, yazmıyor.
Nasıl yazmıyor? Yazmıyor. Patatesli yazıyor mu? E tabi yazıyor. Yazmıyor. Hayır yazıyor. Arkadaşlara verdiğim menülerde yazmıyor. 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 Sen ben sadece gönderdim şeyleri arkadaşlara. Peki senin için çok bir şey fark ediyor mu? Sabah da söyledim ayrıca patatesli. Tamam da Kadir Bey öyle olunca sabah öğrendik. Şimdi, evet. Şimdi öyle olunca ne oluyor? Biliyor musunuz? Ben mesela söylediği salatayı bekliyorum. Bana başka salata geliyor. Sonra söylüyorum. Sonra da bu bana ait bir salata. Salatayı diyorsun ki anladığım kadarıyla Kadir Bey orijinalde böyle bir salata yok. Yok. Kendisi uydurmuş. Evet. O zaman menüye yazsaydı ki Nevin Hanım'ın salatası mı deseydi? Evet aynen öyle. Tamam peki. Pilav tane tane mi? Nohut pilav pişmiş mi? Patlıcan yağ çekmiş mi? Et güzel pişmiş mi? Patates püresi var mı? İkisi uyumlu mu? Cevap ver. evet. Yoksa laf çok uzuyor. Evet patates şey patates. Patates. Tamam. Kafam karıştı. Pilav güzel. Nohutları burada haşlamışsınız. Evet burada haşladım. Haşlanmış. Tamam. Evet haşlanmış. Bu 2 saatte bu kadar haşlanır yani. Okay. Onun içinde ben iki sizden... 2 saatte haşlamamış lüks yani. Bir 15-20 dakika falan haşlamıştır bence. Tamam da bu süre zarfında ancak bu kadar haşlanır. Yani haşlanır. Daha iyisini de... Daha fazla geldiyse şaşırdım yapılabilir ben miydi? Önce sıcakta beklettik bir 20 dakika kadar sonrasında... Pilav tane yemek tane bana... mi Firdevs? Pilav evet güzel. Yok, tadı nasıl? Yok, tuzumuzu biraz... yerinde mi? Tuzu tatsız. Ben... Pirinç pilavını çok severim. Sıfır bir tuzu mu var? Yani tuz tamamıyla tuzsuz mu yoksa sana göre mi biraz daha? Tuzsuz pirinç, pirinç. Sadece tuzsuz pirinç. Haşlanmış pirinç tadı geliyor. Ya onun bile tadı yok. Tatsız yani tatsız bir pilav. İnanma çok tatsız. Peki ana yemeği zaten beğendin mi? Ana yemek güzel. Ama bu davet yemeği mi onu bilemiyorum. Ya bu da davet yemeği değil. Yani sana. Şimdi sizin de size göre davet yemeği değil. Bu evet. Yemeği her yerde çıkartıp davet yemeği olarak sunuyorlar ama size göre değil öyle mi? Bana göre değil. Yani ben bunu annem bize geldiği zaman ben bunu yaparım ona yani. Güzel bir yemek çünkü. Yaparım zaten ama yani, burası şu an güzel bir yemek. Özel masaya bir göre mi kolay kalmış? Masaya göre evet kolay. Evet. Çiğdem Hanım. Vallahi hiç kolay değil. Bunun aşamaları çok. Hepsini önce et, patlıcanı kızartıyorsunuz, sonrasında etini de kavuruyorsunuz, bütün malzemelerini birleştiriyorsunuz. Bu patlıcan kızartma. Oho, kızartmaya fırınlıyorsunuz, fırınmaya bu kızartıyorsunuz. Kızartma. Dedim ki bakın, tam tersi yapmış arkadaş bugün. Arkadaşlar siz gerçekten dinlemiyorsunuz. Ben dedim ki az önce ara sıcakta ana yemeğimin de patlıcanlı olduğu için onun patlıcanını kızarttım. O yağ çekeceği için patlıcanın özelliğinden ben ara sıcaklıktaki yani yemeğimi böyle bir risk yapmasaydım, bu kadar ara yemeğimi ben fırına sürdüm. Hani o da çok yağ çekip de sizi rahatsız etmesin diye. Siz o zaman demek ki gerçekten beni dinlemiyorsunuz. Patlıcan kızartıldı, etiyle birleşti. Dinliyorum bakın, aslında. Bu yemek o kadar aşamalı ki, bak, şey, çok kolay bir yemek değil. Patlıcanı kızartıyorsunuz, bütün eti mantarıyla birlikte bütün sote yapar gibi birleştiriyorsunuz. Sonrasında patates püresi ben haşlayıp... Ben yoruldum sen anlatırken. Peki yani, Çiğdem Hanım'a gelmek bir istiyorum. Bir bakın aşamalarını yani, ondan sonra. Sonra. Gelmiyor geldi ama. Buyurun. Zaten arkadaşlar söz bırakmadık ki. Söyleyeyim sen de bak söyleyecek bir şey bulamıyorsun. Çıldırtma beni şimdi. Ben yapabilirim. Allah aşkına sanki her seferinde ilk başta yorum yapmak zorundayım. Bana bir şey kalmadı. Söyleme o zaman kalmadı. Kadir Bey hayır. Tam dinlemiyorum. Madem söyleyecek bir şey kalmadı. Ben hızlıca... Çıldırtacak beni duruyor diyor ki söyleyecek bir şey kalmadı. Değil mi arkadaşlar? Söyledi zaten söyleyecek bir şey kalmadı. Onlar kendi damaklarına göre söyledi. Yani. Tekrar edebilirsiniz. Kendince de ben de beğenmedim diyebilirsin yani. Bu arada şerbet özür dilerim. Bu şerbet güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Eti sert. Sert geldi bana. Bayağı bir serbetçi. Buyurun Nevin'cim. Sen açıkla. Ben yapmadım eti. O yaptı. Ay pardon. Ha, demek ki sürecek bir şey varmış. Pardon. Zaten şey nohuttan da aynı şekilde pişmemiş. Bazıları tamam, hani biraz tık. Nohut bakın. Arkadaşlar nohutu ben özellikle hazır anlıyorum. Nohut kullanmadım. Nohutu burada yaptım. Şimdi ama ona göre de vakit ayırmamız gerekiyordu. Tamam nohuta vakit ayırdım zaten. Düdüklüğe tamam, koydum. Nohutu biz normal şartlarda evde yemeğini yaparken nohutu akşamdan ıslamıyor muyuz pilavını arkadaşlar? Pilavını ben ıslamıyorum. Sert direkt düdüklüğe yapıyorum. Sert mi bu pilav? Evet. Peki. Afiyet olsun. Lezzeti nasıl? Damak ben lezzeti sizin bir damak beğenmedim ama şey beğendim ben. Ben sizin bir damak tadınız olduğunu, lezzeti olduğuna inanmıyorum. Haklısınız. Bu yemekte benim damak tadıma uymuyor. Istiyorum. Şunu siz sormak haklısınız. İstiyorum. Ana yani bir misafir davet sofrasında illaki de et mi olması gerekiyor? Yani evet. Kocaman evet, et, bunu söyleyen evet. Sizdiniz Nevin Hanım. Hayır ben benim günümde. Ben öyle bir şey söylemedim. Söylediniz hayır, hayır hayır hayır. Söylediniz benim günümde. Davet sofrasında et evet. Olmalı. Et olmalı. Ve olması da gerekiyor zaten. Et pişirdiniz de. Bakın siz yorumları karıştırıyorsunuz. Hayır karıştırmıyorum. Ben hiçbir zaman demedim ki davet sofrasında et olmalı demedim. Bunun içinde de et var zaten. Bunun içinde de et var zaten. Bu iftar sofrası olmuş. Ne güzel işte mideniz yani rahatladı. Yani iftar sofrası bu. Yani. Ben geçebilir ama... miyim yorumuma? Buyurun. Hızlıca yapacağım. Nevin Hanım verdiğiniz cevaplar ayrı zaten. Bana da cevabınızı verebilirsiniz. Nohut zaten benim için bir sokak yemeği. Yani üzerine pilav şeyi evde haşlanmış. Evde yapmamışsınız hiç.
Dışarıda pilav yemeyi daha çok seviyorum ben eşimle. Gidiyoruz üzerine de böyle haşlanmış tavuk yanına ayran. Ben nohutu tercih etmiyorum. Eşim sevmiyor, sadece benim için gidiyoruz. Eşin sevmiyorsa dışarıda nasıl yiyorsunuz? Ben yiyorum. Yani eşim sevmiyor diye benim yememem mi gerekiyor? Onun dışında dediği gibi bu yemek daha önce denemedim, yemedim. Ama içerideki malzemelere bakarsam sadece üzerinde ekstra olarak bir kaşar var. Bildiğiniz oturtmaya benzemiş bizim orada patlıcan oturtması. Evet, salataya gelelim. İlk yorumunuzda yaptığınızda kamufle edebileceğinizi düşündünüz ama bu normalde semizotuyla yapılan tek bir salata diye söylediniz. Zaten semizotunuz mevcutmuş, hani olmadığı için yapmadığınızı söylediniz. Ama semizotu da hayır, semizotu olmadığı için söylemedim ki ben. Semizotu da var hepsi içinde. Evet, var. Hani tamam. Sosu neden yok? İlk başta arkadaşlara söylerken yanlış söylemişim. O da o zaman o konuyu kapatalım. Ya da isim seçimi yanlış bu salatanın. Bostanlı salatası deyince beklentiler farklıdır. Yani ona bostanlı şey salatası benim bildiğim kadarıyla lokanta usulü salatalar özellikle bu Adana'da kebapların yanına verilen bol baharatlı, bol nar ekşili. Hanımefendiciğim onu anlatmanıza gerek yok. Ben de biliyorum. Anlatmama gerek var. Yorum yapıyorum Nevin Hanım. Bu salataya o eleştiriye zaman... Eleştiriye açık değildiniz de neden yarışmadan değil. Hayır bakın. O salatanın nasıl yapıldığını biliyorum. Bu salataya da isim seçimi yanlış o zaman. Olabilir. Tamam yani peki. Bu salataya da ismi ben seçmedim ayrıca. Hani benim seçtiğim ama, bir isim değil anladınız mı? Şey telefona elimize alıp araştırdığımızda yani 100 tane döküm çıkıyorsa. Hanımefendiciğim. Hayır benim ya sadece semizotlu bostana yazdırsaydın eğer evet, ona göre bakarlar. Sabah söyledim ama... semizotlu bostanlı salatası diye menüye yazdırsaydım farklı olurdu. Evet. Olabilir. İnternette var mı peki semizotlu bostanlı salatası? Semizotlu olarak bakmadım ben. Peki sen sabah menüyü sayarken semizotlu dedin mi? Evet, semizotlu dedim. Tamam, böreğe sabah burada semizotlu. Gelen menüde... Hayır sabah burada yüzümüze karşı menüyü sayarken... Dikkat etmemişim o zaman tamam, Kadir Bey. Tamam o sizin yani. Dikkatsizsiniz. Ben elime gelen listeye bakarım ama Nevin Hanım. Böreğe de ayrıca patatesli el açması gül böreği dedim sabah. Ya bazen listeyi yazarken yanlış yazılıyor, burada söylüyorlar. O yoksa o yok, artık ikisinden birine bakacaksınız. Ne diyeyim artık yani. Evet şimdi tatlı olarak vişneyle damla sakızlı muhallebi geliyor efendim, bekliyoruz. Yemeklerinize doğru yorum yaptıklarını düşünüyor musunuz? Dış ses yemeklerime doğru yorum yaptıklarını düşünmüyorum. Ana yemek demek illaki de o sofrada illa da et olacak diye bir şey yok. Evlerinde ana yemek yerken her gün et mi yiyorlar? Her gün biftek mi yiyorlar? Her gün pirzola mı yiyorlar? Yorumlara çok mu canınız sıkıldı? Yok canım sıkılmadı. Sadece gerçekten doğru yorum yapmıyorlar. Bir şey bildikleri yok. Yemeklere nasıl yorum yapacaklarını bilmiyorlar. Birbirlerini dinlemiyorlar. Çok konuşuyorlar. O başka bir şey söylüyor, başka bir şey söylüyor. Boş konuşuyorlar. Bu anları bir izleyici olarak ekrandan izleseydiniz ne derdiniz? Ya bu yorumlara zaten derdim ki boş konuşuyorlar. Yedikleri yemeğin Osmanlı yemeği olduğunu bilmiyorum. Osmanlı'da padişahlar yemiş ama hanımlar beğenmediler. Ve bunu bir davet yemeği olarak da kabul etmediler. Evet Damla Sakızlı muhallebimizi bekliyoruz. Gelsin de şöyle ağzımız tatlansın bari. Geldim Kadir Bey. İstersen bu tarafa tut. Ne bileyim ben sana yardımcı olayım. Yok yok. Teşekkür ederim. Soğuk soğuk nasıl güzeldiler şimdi. Damla sakızı falan sevmeyen var mı aranızda bazıları? Ben çok severim Kadir Bey. Bazıları damla sakızını sevmiyor çünkü. Yani ben vişneyi de çok severim. Damla sakızını da çok severim. Tatlı o zaman güzel yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah. Güzel yaptıysanız güzel yorumlarda bulunacağım. Başlayalım mı? Mesela ben de. Buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Kadir Bey, ben yorumlayabilirim. Sonra da devam edebilirim. Ben tatlıyı çok beğendim. Onu ağzını doldurdu. Gerçekten. Konu bir tatlı. Afiyet olsun. O kadar güzel olmuş ki hatta yani ben de buradan geri gitmez yaparım herhalde. Çok beğendim yani. Bu iki ikili çok güzel yakışmış birbirine. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Kadir Bey, parmak kaldırdı. Ben pürcesine dikkat ettim. Hem yavaş yiyor hem de bayağı bir düşünceli. Ne oldu kızım? Ya Kadir Bey, bu tatlıyı ben yapsaydım tamam mı? Bana diyeceklerdi işte yeni gelin küçük bilmiyor diye falan. Ben şerbetli bir tatlı beklerdim sizden ya. Böyle el açması, şerbetli, güzel böyle ağır bir tatlı mesela hani. Şimdi ben el açması dediğim için el açması tatlı mı bekledim? Hayır siz hani bizden hep daha tecrübelisiniz, daha büyüksünüz. Bunun tecrübeyle bir alakası yok ya. Hani siz daha uzun... Ya bana demediniz mi şimdi siz, o 18 yaşında daha yeni evli ne yemek yapmayı bilecek falan. Ben de sizden tatlı olarak daha ağır bir tatlı beklerdim.
sonuçta ne güzel işte size yapmışım. Kireç bir tatlı. Gider miydi o patlıcanın, kızarmış patlıcanın peşine şerbetli bir tatlı? Yani. O zaman da diyecektiniz ki. Yani. Gider iftar menüsü. Allah kahretsin. İftar menüsü. O da laf sokuyor oradan. Hayır, laf sokmuyorum ben yani. Sonuçta hani öyle gitti sıralama. Arkasından da bir şerbetli tatlı beklentisine giriyorsunuz. O zaman iftarda da domates soslu pirzola yiyebilirsin, fark etmez. O da iftar menüsüne giriyor. Domates yani soslu pirzola hangi mekanda iftarda veriyorlar? Nasıl mekan? Mekanlarda gayet de güzel pirzola da yiyebiliyorsun. O zaman siz yememişsiniz Çağla Hanım. Yok, ben genel olarak görmüyorum iftarda. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz mekana gittiğinizde bu menüyü mi yiyorsunuz iftar menüsü olarak? Zaten böyle bir mekanda böyle yani mekanlarda böyle bir menü bulamayız zaten. Bunu ilk ve son siz yapmışsınızdır bence. Bence çok beğenmişsiniz. Zaten ev menüsü değil mi iftarlarda? En kötü evdedir, restoranda vermezler. Yani bu zaten ev menüsü. Bir şey söyleyeceğim. Çağla Hanımcığım. Gün şimdi menüsü, siz doğru. Benim evimdesiniz. Ben yarışıyorum ve benim misafirimsiniz. Ben sizi ağırlıyorsam, madem öyle pirzola mekanda yeniyorsa, o zaman demek ki ne güzel. Ben size evde yapılabilecek, hazırlanabilecek bir menüyle çıkmışım. Ne güzel, ne mutlu bana. Afiyet olsun. Beğendin mi tatlıyı Çağla? Tatlıyı beğendim. Muhallebiyi muhtemelen blenderdan geçmişsin. Geçmedin mi? O zaman gerçekten muhteşem olmuş kıvamı. Profesyonel evet. Yaptı. Evet, güzel yaptı. Yardım ettiniz mi? Yok, muhallebi içelim üstüne. Başında bile durmadım valla. Sosu konusuna gelince de sosun da kıvamı çok güzel olmuş. Sosu anlatabilir misiniz? Onu nasıl yaptınız? Vişneyi koydu, suyunu koydu, nişastasını koydu, şekerini koydu, kaynattı, soğuttu, üstüne döktü. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Tamam. Violet. Çiğdem. Kadife, ben belli bence. Afiyet olsun. Çok güzel. Bir de sen tadını beğendin mi? Evet, beğendim. Tadını beğendim. Sadece hafif buldum. Hepimiz bitirdik. Evet, bir şey soracağım. Firdevs'in tadını beğendin mi? Evet, tadını beğendim. Hani beğenmedim mi desem, beğendim mi desem? Yok, ekşi. Ağzım çok sulandı. İki tane ard arda aynı anda siz ekşi yemediniz mi? Yiyince... Yani Hatay'da sürekli yemekte ekşi olur. Sevmem dedim ekşi. Mi ben şimdi? Şimdi abi. Çiğdem Hanım, siz de duruyorsunuz. En alakasız yerde muhabbete giriyorsunuz. Var ya. Bir şey oldu diyor. Gerçekten sevgili çok seyirciler, çok puanlamaya abi. Gidelim mi? Tadı gidelim mi arkadaşlar? Gidelim. Hadi o zaman tatlılarımızı yediğimize göre hep birlikte puanlamaya gidiyoruz. Buyurun. Çorbanızı beğendim, ana yemeğinizi beğendim ve tatlınızı beğendim. Bu yüzden size puanı... 3. Nevin Hanım, çorbanızı beğendim. Pilavınızı, nohutu sertti, beğenemedim. Etiniz pişmemişti. Tatlınız çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Size puanım... 3. Nevin Hanım'a sadece şunu söylemek istiyorum. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım ama tabii ki de ben hak yemek istemiyorum. Cansu Hanım'dan daha lezzetli yemekler yapmıştın. O yüzden sana puanım. Bugün Nevin Hanım'ın masasında sadece tatlıyı beğendim. Diğer yemekleri hiçbir şekilde olmamıştı. Bu yüzden Nevin Hanım'a puanım... 2. Evet, puanları verdiğimize göre bakalım yarın kim yarışacak? O gözü aydın olan yarışmacımız kim olacak? Aydın, 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 gözün aydın. Hadi bakalım efendim. Aydın, 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 gözün aydın. Aydın, 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 gözün aydın. Hadi bakalım efendim. Kimi gözü ayacak? Yarınki yarışmacımız... Zaten son iki yarışmacımız kaldı. İkisi de karşı karşıya, biri Çiğdem, biri Firdevs. Yarın Çiğdem Hanım yarışıyor. Cuma günü büyük finale ise Firdevs Hanım kalıyor efendim. Şimdiden ikisinin de eline koluna sağlık diyorum. Yarın benim günüm ve biz yarın Kadir Bey'le çok güzel eğleneceğiz. Güzel güzel temizlik yapıp, bütün ekran benim nasıl temizlediğimi görecek, nasıl yemek yaptığımı da görecek. Kendime güveniyorum ve ben birinci olacağım. Yarın Çiğdem heyecanlanmazsa umarım bir şeyler yapar. Yani Çiğdem çok yarışmak istiyor. Yarın onu göreceğiz bakalım. Bugün çok sakindi, farkındaysanız hiç konuşmadı. Yarın patlayan bir bomba olabilir. Hadi bakalım bizleri neler bekliyor, hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte. Puan vermek üzere gidiyorum. Nevin ablacığım, ellerine sağlık seni de tekrardan. Her şey için teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Nevin ablanın ellerine kollarına sağlık. Çok hızlıca söyleyeceğim. Masada zaten bayağı uzun uzun konuştular. Domates çorbasını beğenemedim. Lezzet olarak değil, kıvam olarak beğenemedim. Keşke içindeki domates çekirdeklerini süsseydi. Bayağı kütür kütür ağzıma geliyordu. Aras Çak'taki böreğine bayıldım. Tek kelimeyle harika olmuştu. Ben şakşukasını da çok beğendim. İyi ki de fırında kızartmış, çok yağlı olmamıştı. Freşti, hafifti. Ana yemekte pilavını beğendim ki zaten pilavı ben yaptım.
Ana yemeğe gelince ana yemeğin eti güzel pişmişti. Sadece patates püresini göremedim ben. Yani şöyle bir katman bekledim ama patates püresi yoktu, sadece kaşar vardı. Çünkü patates püresini biraz sulu yapmıştı. Tatlıya gelince tatlısı da çok güzel olmuştu. Salatayı zaten çok fazla umursamıyorum. Çok sevdiğim bir şey değil. Yalnız Cansu Hanım sabah salatayı menüye böyle böyle yazmışsınız dedi. Halbuki sabah salatanın ismini söylemişlerdi. Cansu Hanım bazen istediğini duyuyor, istediğini duymuyor. Yine de Nevin Hanım'ın eline koluna sağlık diyerek puanımı veriyorum. Bugün de puanımı verdim. Yarın Çiğdem Hanım'la ekranlarda olacağız. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek, ben de merak ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum.